İyi akşamlar. Eşit Ağırlık'la karşınızdayız. Bugün her zaman duyurduğumuz ve planladığımız saatten bir saat önce karşınızda olduk. Malum Türkiye'nin tek gündemi var. O da 23 Haziran'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ve buna bağlı olarak elbette ki birçok şey değişiyor. Bugün saat 21.30'da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyadan bir organizasyonun soru cevap yanıtlaması var ve biz de o programı canlı yayınla ekrana getireceğiz. Bu yüzden bir saat geriye çektik programımızı ve bu çok yoğun gündemi en azından o çerçeve içerisinde konuklarımızla değerlendirmeye devam edeceğiz. Çünkü konuşulacak çok şey var. Evet, gündem tek, o da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi. Ancak bu çerçevede her gün o kadar olaylar oluyor, o kadar konu başlıkları ortaya çıkıyor ki her birinde değerlendirilmesi gerekiyor. Sırayla konuklarımızı tanıştırayım. Hepiniz tanıyorsunuz zaten, takdim edeyim. Özlem Gürses, Özlem hoş geldin, Sözcü Gazetesi yazarı. Barış Yarkadaş, 26. dönem CHP milletvekili ve meslektaşımız, gazeteci. Ergün Yıldırım, profesör, doktor ve Yeni Şafak Gazetesi yazarı. Boş bir koltuğumuz var İdris kardeş de. Biraz sonra gelecek çünkü gerçekten İstanbul'un trafiği korkunç ve belki de bunu konuşmamız lazım ama bu hiçbir şekilde uzmanlık alanımıza girmez çünkü İdris de biraz gecikmiş oldu. Özlem, senden başlayalım. Peki. Ne konuşmak istiyoruz? Malum. Neler olmadı ki gece? Neler olmadı ki? Şu son birkaç gün. O gün o tartışmada, münazaranın ardından zaten epey bir değerlendirdik öncesi sonrası. Evet. Fakat ondan sonra bazı gelişmeler de oldu. Sence ne oldu? İki şey önemli. Birincisi, Sayın Erdoğan sahalara geri döndü. Anlaşılan o program yaratmasını düşündüğü siyasi kırılmayı yaratamadı. İkinci olarak tabii anketlerde masanın üzerine konunca ve Sayın İmamoğlu'nun, Sayın Yıldırım'ın halen önünde devam ettiği bu yarışta gözükünce kampanyada, stratejide bir yeni bir adım atıldı. Bir vites değişikliğine gidildi. Onun üstüne tabii söylem değişti. Sayın Erdoğan'ın uslubu herkesçe malum, daha sert, daha kutuplaştırıcı, daha kendi seçmenini konsolide etmeye yönelik bir siyasi üslup kullanıyor kendisi. Önce azgın azınlıkla başladık derken bugün Sisi. Şimdi gördüğüm kadarıyla kanalları da farklı kullanmaya başladı. Mesela dün ilk defa Kral FM'de uzunca bir canlı yayına çıktı. İlk defa değil. Daha önce çıkmış mıydı? Sayın Cumhurbaşkanı özellikle Best FM bizim Mehmet Akbay'ın, Gezegen Mehmet'in. Gezegen Mehmet'in programlarını yani seviyor, doğru. Usta radyoculuğu vardır. Sadece doğru. O değil, birçok radyoyla ortak yayın yapar ve herhalde siyasi propaganda açısından da bence müthiş bir fırsat yapıyor. Hatta daha önceden Kılıçdaroğlu'nun da konuk etmişliği vardı Gezegen Mehmet. Ama dünkünün içeriği de çok enteresandı. Bilmiyorum dinleme şansınız oldu mu? İstanbul şehirleri, hı hı, bambaşka, bu işte kadim İstanbul diye anlattı. Daha çok Osmanlı İmparatorluğu'na ait bir İstanbul kültürünün yeniden uyanışı gibi. Yani hep kullandığı işte Haçlı, Hilal falan gibi bu karşılık ilişkisinin üzerinden bir söylemle enteresan bir yayındı. Bugün de sosyal medya yayını yapıyor. O da enteresan. Daha önce de kullanmıştı, hatırlıyorum. Gençlerle yapmıştı bu yayını. Ama ondan da önce sosyal medya toplumların baş belasıdır da demişti. Oralardan buralara gelindiğine göre demek ki İstanbul'daki genç seçmenle yeni bir ilişki kurulmak isteniyor. Ama ilişkiyi sadece kanalı değiştirerek kuramazsın. İşte iletişim hocamız karşımızda. İdris'cim hoş geldin. İstanbul Trafiği. Ne demek? Ne demek? Bir bırakmadın sen yokken bir iki Barış ne sandın mesela? Yok, ben gerçi dedim şey Barış Bey konuşuyorsa yarım saat de geç kaldım. Ben tuttum Barış'ı, dedim ki Barış'cığım yapma, bak tam yeniden mahalleler arası şey başlıyor, yapma etme dedim o şekilde. Öyle hayır, Ergün diyorsun. Hocayı tek bulmuşken dedik bir dalalım ama. Eşit ağırlığın ağırlığı eşitliği bozulmuşken. Trafiğin ne kadar kötü olduğunu da altını çizdik. Evet. Bir saatte özellikle kusura bakmayın. Özür diliyorum sizden. Estağfurullah. İyi haber şu ki anlaşılan trafikten tekrar devam edersek, Barış'ın da programın başında jenerik dönerken söylediği gibi İstanbullu seçmenler geri dönüyor anlaşılan. Biz evet, tekrar bu trafiğe kavuştuğumuza göre oy vermek için geliyorlar. Ama onlara bir kötü haberimiz var. İDO'yu kullanamayacaklar. Zira seferler iptal oluyor. Yenileme varmış efendim. Yani tesadüf odur ki tam da seçimden 48 niye saat İDO önce. Şey ne? Yani işte şehir dışından yani. Tabii şehir dışından dönmek isteyen seçmen, Budanya'dan, Bursa'dan veya başka noktalardan gelmek isteyen seçmen o seferleri kullanamayacak. Neyse, stratejide böyle bir
değişiklik var, bunu görüyoruz. Bu daha önce tam ters yönde etki etmişti. Yani Sayın İmamoğlu'nun oylarının artmasına sebebiyet vermişti. Bakalım bu sefer Sayın Binali Bey'e bir puan olarak yazılabilecek mi bu strateji? Doğrusu pek sanmıyorum. Anketlerde öyle göstermiyor zaten. İkinci olay tabii ki İsmail Küçükkaya'nın bir otelin odasında Sayın İmamoğlu'yla bu moderasyon yayını öncesinde buluşmuş olduğuna dair görüntülerin tırnak içinde servis edilmesi. Yani belli ki bir akıl bunları çekmeyi düşündü her şeyden önce, değil mi? Yani durup dururken bunlar kaydedilmez. Yok, kaydedilir. Öyle mi? Kaydedilir de paylaşılmaz. Yani tabii. Güvenlik sebebiyle elbette önemli bir noktada, önemli bir oteldi Marmara, kaydediliyordur. Güvenlik kameraları görüntüleri. Peki, ya. Peki tamam, daha servis da fena. Servis edilmesi ayrı tabii. Yani o ayrı bir konu. Daha yani fena. Servis edilmesi evet, ayrı bir konu. Evet. Gaye yöntemi haklı kılar mı? Çok emin değilim yani. Uzun uzun üzerinde hepimizin düşünmesi gereken bir tartışmadır bu. O konuyla ilgili bir tek cümle. Yani keşke Sayın Küçükkaya da Sayın İmamoğlu da bu buluşmanın evet oldu, buluştuk, şöyle oldu, böyle oldu. Yani bunda hiçbir şey yok. Daha açık ve net ortaya konabilseydi. Ben Sayın Binali Yıldırım'ın ekibiyle de bir görüşme yapıldığını biliyorum. Şunu ancak bilmiyordum. Sayın Binali Yıldırım, ben şöyle zannettim açıkçası. Zannettim ki İsmail ile Sayın Binali Yıldırım'ın ekibi bir küçük görüşme yaptılar ve denildi ki ben de geleceğim toplantıya. Sayın Binali Bey böyle dedi. Fakat buna rağmen, bunu demiş olmasına rağmen toplantıya gitmedi zannediyordum. Bu başka bir hikaye çünkü bu gerçekten o zaman İmamoğlu'na tuzak kurulmuş demek. Çünkü birisi bir toplantıya gideceğim deyip gitmezse ve ben niye yoktum o toplantıda diye daha sonra bir mağduriyet anlatırsa o gerçekçi olmazdı. Ama anlaşılan öyle olmamış. Başından itibaren Sayın Yıldırım'la bu buluşma hiç koordine edilmemiş. Ha, keşke görüşülüyorsa onunla da görüşülseydi. Hatta keşke bütün bu tuhaflıklara hiç maruz kalmasaydık da. Şu geçen 16-17 yıl içinde doğru düzgün bir siyasi iletişimle bu kutuplaştırma olmadan insanlar da gönül rahatlığıyla tırnak içinde gazetecilik faaliyetlerini yaparak bütün siyasi kampanyaları bugüne kadar gerek ekranlarda gerek gazete sayfalarında seçmene doğrudan aktarabilmiş olsalardı. Bütün bu şu anda konuştuğumuz doğrusu bana çok saçma gelen şeyleri konuşmuyor olacak. Ergün Hoca'ya geçelim. Özellikle münazaradan, tartışmadan önce evet. İsmail'le İmamoğlu'nun buluşması çok tartışılı hala konuşuluyor. Evet. Yani bu tartışmanın tabii haklı bir yönü var. Çünkü iki adayla görüşme yapılacak. Bunun için genel başkan yardımcıları bir araya gelip bunun sınırlarını ciddi anlamda tanımlamışlar, belirlemişler yöntemini yine aynı şekilde. Ama bunu aşarak sadece İmamoğlu'yla görüşme yapılıyor ve Binali Bey ile görüşme yapılmıyor. Burada ciddi bir tarafsızlığa yol açma durumu var elbette. Soruları belirleme, soruları sorma biçimi vesaire bilmediğimiz daha birçok şey konuşulmuş olabilir. Bunun ihtimali yüksek. Nitekim program esnasında da bazı örnekler bunun için gösteriliyor. Ama ben her şeyi de tümüyle de bunu göstererek bu programın hiçbir işe yaramadığını veya tümüyle manipülasyon olduğu görüşüne de katılmıyorum. Sonuçta iki aday da oraya geldi. Görüşlerini söylediler. Canlı olarak. Eşit bir biçimde paylaşıldı. Ama hocam bir de hani o zamana kadar her iki adayın çıktığı çok sayıdaki canlı yayında evet. Defalarca sorulmuş sorulardı zaten. Her tabii biri. Öyle. Ki yani, onun dışında mesela düşünüyorum başka tabii, ne soru olabilir? Ne soru olacak? Bilemiyorum yani. TRT'deki o kadar, İmamoğlu yayını çok daha başarılıydı yani mesela. Yani o kadar abartmaya da gerek yok bence. Dolayısıyla program genel anlamda evet. Daha önceki siyasi liderler arasında olan daha işte neşeli geçen, daha birbirine takılarak vesaire farklı bir hava, canlı bir hava yansıtan bir program olması beklenirdi. Ama zaten uzun süre Türkiye'de bu tarz bir program yapılmamış ve ilk defa yapılıyor. Bunu bir başlangıç olarak görmek lazım. Önemli bir çaba. Dolayısıyla tamamıyla İsmail Bey'e yüklenilmesi de doğru bir şey değil bence. Genel olarak Türk kamuoyuna bence faydalı olmuştur diye düşünüyorum ben. Erdoğan Aktaş bir ama cümle, pardon şimdi, sizi bitirdikten sonra. Diğer konulara gelince burada tabii bence İmamoğlu kamuoyu tarafından daha fazla görülmeye başlandı. Görülme derken yani kamuoyunun İmamoğlu ile ilgili
taşıdığı bir takım tahayyüller vardı, bir takım imgeler vardı. Şimdi İmamoğlu daha fazla konuşuyor, halkın karşısına çıkıyor, insanların daha fazla düşünme imkanı oluyor. Dolayısıyla çok daha fazla tanınmış oluyor. Bu tanınmış olmayla beraber onun milletin tahayyül etmediği gerçeklikleriyle tanınması anlamına da geliyor. Yani mesela o programda demokrasi, özgürlükle bağdaşmayan şeylerden de bahsetmesi, demokrasi, özgürlük dediği ifadelerin yanında veya işte Sayıştay raporunun yayınlanması, bu raporla ilgili olarak çeşitli vaatlerini yerine getirmediği, kamuoyunu çeşitli konularda zarara uğrattığı yönünde bilgiler çıktı ortaya. Yani işte 11 tane kreş yapmaya söz verirken birisini sadece yapması veya işte yine 3 bilardo salonu, 5 bar, 10 oyun salonu, 3 canlı müzikli içkili yereden vergi almaması gibi. Ondan sonra Cemevi... Onları vergiden muaf mı tutmuş? Muaf tutmuş. Nasıl yapmış acaba? Öyle şeyde benim okuduklarım, yani 2016 Sayıştay raporunda böyle ifade edildiği. Bugün bizim gazetede bir mülki amir, öyle denir mi belediye başkanına? Mülki amir midir belediye başkanı? Evet. Emin değilim. Peki yerel yönetici falanca vatandaştan ben senden vergi almıyorum. Diyebilir mi acaba? Bence diyemez teknik ama olarak bilmiyorum. Evet. Tabii böyle Cemevi ve Kültür Merkezi ile ilgili söz verdiği halde, vaatte bulunduğu halde hiçbir şey yapmamış olması. Bunun gibi İmamoğlu'nun başka aslında çelişkili olan, paradoksal boyutlar taşıyan yönleri de kamuoyuna yansımaya başlıyor. Çok daha fazla tanınıyor bence. Şimdi şeye baktığımız zaman ise Binali Bey'e baktığımız zaman işte organik propaganda diyor. O çalışmalarına devam ediyor. Kamuoyunda özellikle muhafazakarları ikna etmeye yönelik Erdoğan'ın bir yeni atağı başladı. İşte sahaya indi, konuşmalar yapıyor, mitingler düzenliyor. Ama çok ciddi bir kalabalık da var yani. Hakikaten bugün baktım ben Bayrampaşa'da. Büyük bir kalabalık var, büyük bir katılım var. Zaten AK Parti'nin bence buradaki ana sorunu muhafazakarlarla. AK Parti'nin AK Parti ile ilgili bir sorunu var. AK Parti'nin yarışması yine AK Parti ile, yani İmamoğlu ile yarışmaktan öte. Dolayısıyla birinci düzeyde Binali Bey'in kendi tabanını ikna etmesi gerekir. Yine Cumhurbaşkanı'nın işte bir AK Partili genel başkan olarak kendi tabanını, o küskünler ve kızgınlar olanları, kararsız olanları, oy gidip bence kararsızla kızgınlık ve küskünlük aynı değil açıkçası. Kararsız değil aslında. İnsanlar kararlı, kızgın ve diyor ki ben oy kullanmak istemiyorum. Yani kamuoyu araştırmacıların bunlara kararsız demesi yanlış bir sınıflama aslında. Gayet de kararlı insanlar yani. Bir insan oy vermeyecekse, hiçbirisi beğenmiyorsa veya kızıyorsa, gidip oy vermiyorsa, bu gidip oy veren kadar kararlıdır yani. Burada da bir karışıklık var. Onu bilimsel olarak da düzeltmek gerekir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın sahaya inmesi ve muhafazakarların kendi içindeki ihtilafları gidererek onları kendi içine birleştirmesi ve olumlu bir sonuca gitme çabasına yönelmesi gibi bir durumla şu an karşı karşıyayız. Yapılan AK Parti cenahında yapılan çalışmalar, siyasetler böyle okunabilir. Ama Cumhurbaşkanı'nın bence dün yaptığı konuşmada ciddi bir talihsiz ifade kullanıldı. Problemli bir ifade. Sisi. Yani bir Sisi mi? Şeyle ilgili, yani ordu valisiyle ilgili yargılama vesaire önünü alınmak. Önünü kesebilir. Önünü kesebilmek bu. Çok talihsiz bir ifade bence. Bugün de vitrin süsü aslında dedi. Bu İmamoğlu'nun işine daha çok yarayacak bir ifade yani. O açıdan da biraz sorunlu bir ifade açıkçası. Talihsiz diyorum o nedenle. Çünkü Türkiye'de bir demokratik süreç var, seçim var. Bu süreç içinde insanlar yarışıyor. Sonuca giderler. Elbette suç işleyen varsa, ben de olsam, Binali Bey de olsa, İmamoğlu da olsa, siz de olsanız, kim olursa olsa, olursa olsun bunun hesabını mahkeme karşısında vermeli. Ama bir valiye hakaret etmek böyle görevden almayı gerektirecek kadar bir suç mu sanmıyorum yani, bildiğim kadarıyla, değil mi? Hakaret etmek bir insana görevden alıkoymayı gerektirecek bir şey değil diye düşünüyorum.
Ama yeniden bir kalkışma, yeniden bir hareketlendirme, seferber etme, muhafazakarları birleştirme ve Binali Bey'in yanında durma konusunda ciddi bir çaba var. Bunu da görmek gerekiyor. Hocam şu bir konuşma başlığı mı? Şimdi konuşalım diye söylemiyorum. Evet. 2002 sonrası ve o dönem AK Parti'de Avrupa Birliği süreci, demokratikleşmede atılan adımlar, özgürlükler ve Avrupa evet. Birliği sürecinde yapılan yasal değişiklikler muhafazakar kesimi bir arada tutarken, şimdi evet. daha milli, daha muhafazakar söylemler mi tutmuyor muhafazakar kesim bir arada? Şimdi şöyle bir değişim sizce var. Sizce bu doğru soru mu? Yani bu perspektife bence, bir bakmak bakın, lazım. İdealler üzerinden gidersek çelişkili gelebilir. Fakat realiteye bakmamız gerekiyor. Realiteye baktığım zaman şudur. Avrupa Birliği ciddi anlamda o zamandan bugüne Orta Doğu'yla, İslami hareketlerle, Müslümanlıkla kurduğu ilişkide bir takım ciddi problemler taşıyor. Mesela Avrupa'nın içinde İslamofobiyanın yükselişi. Mesela seçimle ve demokrasiyle iktidara gelmiş olan bir Mursi'nin darbeyle yerinden edilmesine ses çıkarmaması, üstelik 17 gencin idam edildiği bir dönemde orada toplantı yapılması. Dolayısıyla yine Avrupa Birliği, Avrupa devletlerinin Avrupa'da PKK'nın terör propagandalarına göz yumması. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ilişkin algılayışında ciddi bir farklılaşmaya yol açıyor. Ve muhafazakarlar burada o dediğimiz daha liberal demokrasi üzerinde, evrensel değerler üzerinde Avrupa'yı algılama tutumundan bir farklılaşma var. İnsan hakları, hukuk devleti, demokrasiyi ben şahsen bugün bir muhafazakar olarak Avrupa Birliği konseptiyle beraber değil de ondan bağımsız olarak evrensel değerler biçimini de önemsiyorum. Kendiniz çünkü, için istiyorsunuz çünkü yani. Bence Avrupa Birliği'nin ortaya koyduğu bu pratikler ciddi anlamda kendi saygınlığını şey yaptı yani, saygınlığını sarstı. Yani 2000 yılındaki gibi onunla o tür bir ilişkiye yönelmek bence zorlaştı muhafazakarlar için. Peki zaten bu çok daha derin evet. bir konu. Bir cümle ekleyip sonra İdris'e geçebilir miyiz? O da belki bilgi üzerinden, peki. vereceğim bilgi üzerinden yorum yapmak ister. Bugün benim gazetede bir Dilek İmamoğlu röportajım vardı. Uzunca bir röportaj. Aynı zamanda bir televizyon kaydı da yaptık. Orada o gece Semih Hanım'la ve Sayın Binali Yıldırım'la nasıl bir buluşma gerçekleştiğini çok merak ettiğim için onu sordum. Bir kere onunla ilgili hemen bir bilgi vereyim. Bu malum fotoğraf olayı paylaşıldığında ve Dilek Hanım bu beni rencide eden bir şey dendiğinde Ekrem Bey Dilek Hanım'a demiş ki Semih Hanım'ı arayıp telefonla bir kahveye davet etsen, buluşsanız ve sohbet etseniz güzel olmaz mı? Dilek Hanım demiş ki kendisi için belki de bir erken adım olabilir bu. İstersen bekleyelim. Olayların gelişimine göre devam edelim. Ve bu yayına giderken de Ekrem Bey Dilek Hanım'dan özellikle şunu istemiş. Bu gece hepsinden daha önemlisi bizim iki aile bir arada Türkiye'ye vereceğimiz fotoğraf. Ben bu fotoğrafı çok önemsiyorum ve bunun olabilmesi için canlı yayında da bir çağrı yapacağım. Dilerim bu gerçekleşebilir demiş ve böyle gitmişler oraya. Canlı yayındaki o çağrıya Semiha Hanım'dan red cevabı gelmiş. Dilek Hanım demiş ki benim için fark etmez zaten stüdyoda bir şey konuşacak değiliz. Sadece hep beraber bir fotoğraf vereceğiz. Fakat karşı taraf yani Binali Yıldırım ve ailesi uygun görmemişler. Dilek Hanım şöyle anlatıyor. Onların da fikirlerine saygı duymak gerekirdi. Ben onun üzerine tamam dedim siz nasıl istiyorsanız öyle yapalım. Ve ilk karşılaşma iki kadın arasında aileler arasında O yayından sonra o bizim izlediğimiz o video anında olmuş. Semih Hanım çok sıcak davranmış Dilek Hanım'a. Dilek Hanım Semih Hanım'ın öğretmen olduğunu bilmiyormuş ve bir kızları olduğunu da bilmiyormuş. İkisini de o gece öğrenmiş. Daha da saygım arttı diye artıyor, anlatıyor. Ve o ilk fotoğraftan ve o karşılıklı mesajlaşmadan sonra Binali Bey, Ekrem Bey bizzat telefonla aramış. Yani o ilk günlerde. Hı hı. Ve teşekkür etmiş Dilek Hanım'ın bu zarif jesti nedeniyle. Bir kere bunu bir anlatalım. Yani şimdi en sonunda bir çay teklifi vardı biliyorsunuz ve bunlar güzel gelişmeler. Evet. Yani bütün bu siyasi kampanyanın ve şu anda işte gene geldiğimiz azgın azınlıklar, sisiler, vitrin süsleri falan gibi sizin talihsiz, benim çok sert ve gereksiz bulduğum bu söylemlerin dışında iki aday ve aileleri arasında Türkiye'ye verilen bu fotoğrafın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Kürt seçmenden tek bir oy çıkmaz. Kendileri açıkladılar. Muhafazakar seçmen bütün anketlerde hala önemli ölçüde
sandığa gitmeyecek gibi gözüküyor. O anketlerle ilgili de iki tevatür var. Bir, evet gerçekten 8-9 puan Ekrem Bey önde. İki, bu mahalleyi kandırıyorlar. İşte şezlonglarından ayrılıp yazlıklarından dönüp de oy vermesinler diye. Son olarak da kent öğretir diyorum ben. Kent öğretir. Siz kent dediniz öğretir. Kent öğretir. Kent tabii. Yani şehir hayatı çok şey öğreniyoruz biz, evet. İstanbul'da ve hakikaten İstanbul çok enteresan siyasi gelişmelerin, kırılmaların merkezi olacak, öyle gözüküyor. Pardon İdris, özür dilerim canım, bu bilgileri vermek istedim. Biz son şey lütfen. Bu sosyal medya baş belası, Cumhurbaşkanımız söylemiş, doğru yani sosyal medya yeni çıktığı için ve sınırsız her şeyin söylenebileceği, konuşabileceği, gösterilebileceği bir platform olarak algılandığı için gayet normal bir refleks tepkisidir bu. Yani bu bela yönü öne çıkan bir şey ama biz bunu tümüyle reddetmiyoruz. Zaten öyle olsaydı Türkiye sosyal medyayı tümüyle yasaklardı. Bu belayla başa çıkarak onu daha sağlıklı, daha doğru kullanma ilişkimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ara ara kapanıyor, ara ara açılıyor hocam. Wikipedia falan hala kapanıyor. Aslında Wikipedia'nın açılmaması ayıp tabii yani. Zaten her şey söylensin, her şey yazılsın. Tabii aynen. İdris. Yargı reform paketinde onunla ilgili bir şeyler vardı. Bu Wikipedia gibi sitelerin belli sayfalarının sınırlandırılması gibi bir şeyler vardı. Muhtemelen inşallah seçim şeyini de atlattıktan sonra bu yargı reform paketini biraz konuştuk ya geçen hafta. Evet. Önemli. Çok önemli. Çok bunu önemli. Hep takip edelim. Yani devam edeceksek işte ya da haklısın. Hepimiz televizyonlarda çıkıyoruz. Bunu takip etmek lazım, zorlamak lazım. Hepimizin görevi olsun bu. Bence çok değerli çünkü çok önemli. Katılıyorum. Tabii tartışmanın şeyi bir görüşme oteldeki evet, konu. Evet oradan başladı ve en çok konuşulan konu da o açıkçası. Şöyle şunu düşündüm. Zar zor bir tartışma, yani iki karşıt fikrin, iki tane liderin adayı. Zar zor bir program yaptık. Koca ülke bir araya geldik. Protokoller falan hazırladık. İşte yani hepimiz şey için diyorum ya, ülke olarak dışarıdan bir gözlemledim. Protokoller hazırlanıyor, genel başkanımcılar toplantılar yapıyor. Zar zor başardığımız bir şeydi bu yani gerçekten. Dolayısıyla da çok bir yanıyla önemli dolayısıyla. Yani çok hakikaten kritik, çok önem atfettik. Sembolik anlamı büyük, demokrasinin gelişimine, bundan sonraki tartışma kültürünün gelişimine, değişimine katkı sunar. Bundan sonra bu devam da eder. İşte bir alışkanlık haline gelir tekrar ve bunu olumlu bulduk hepimiz. Ben onu hep konuştuk zaten. Avrupa işte şey Batı dünyası bunu olumlu buldu. O günkü programı işte burada beraber izledik, hatta siz sordunuz. Evet. Onlarca kameraman işte şey uluslararası basın mensubu belki yüzlerce toplamda takip ettiler bu işi. Dolayısıyla bu sembolik olarak da değerinin çok daha üstünde bir kıymeti oldu bunu. Bu nedenle de çok dikkatli ve bir kuyumcu terazi hassasiyetiyle bu süreci yönetmek lazımdı. Yani İsmail Küçükkaya'nın yaptığı burada bu mesele. Yani bütün bu şeyi aslında sabote etmiş oldu. Yani bundan sonra böyle bir tartışma programlarının ileride neden yapılmadığı konusunda bir soru sorulursa vallahi böyle bir şey yaptık, protokoller hazırladık. Ama yine de işte bir adayla bir moderatör kamuoyunun gözü önünde değil, işte daha gizli bir şekilde diyelim, haberdar olmadığı, kamuoyunun haberdar olmadığı bir şekilde görüşme yaptı. Ve dolayısıyla da bu birçok şaibeyi, birçok soru işaretini ortaya koydu. Yani dolayısıyla da güven sarsıldı. Yani bizim sarsılan güven o tartışma programının içeriğine değil zaten. Sorular aynı sorular, eşit süreler, bunlarla ilgili sıkıntı da yok. Yani bunu yani hatta ÖSS sınavı değil. Bu soruları verdikten sonra diğer belediye başkanı da seçilmeyecekti. Yani soruları doğru cevaplayan belediye başkanı da seçecek diye bir şey de yok yayından sonra. Bu da doğru. Ama eşitsizlik hali güven sarstı. Çok ciddi anlamda güven sarstı. Burada kim sorumlu? Birinci şeyde ölçüde İsmail Küçükkaya sorumlu. Bu çok net. Sonradan İmamoğlu'nun açıklamaları işte biz onlarla da görüşecek diye düşündük. Onu takip edemeyiz dedi. Yani iyi niyetli baktığınızda bunun böyle olduğunu düşünelim. Ben olsam bu konunun da bugün birkaç yazar da yazmıştı sanırım. Hürriyet'te falan da okudum. Takipçisi de olurdum. Çünkü çok bakın bütün dünyanın gözü üstünde ve protokollerle falan da zar zor bu işi kotarmışız. Yani dikkat et, aman yani benimle görüşmeye geldin. Bir otel odasında görüşüyoruz. İşte bir saat mi ne kadar görüşme yapıyoruz. Danışmanlarım burada.
muhakkak ama muhakkak bir şekilde biz bunu anlatalım. Otelden çıktığımda sen de ya da yayınında anlat. Dün görüştüm de ben de anlatayım. Geldi formatı falan konuştuk. İçeriye dair bir şey konuşmadık. Soruları zaten bize söylemedi. Yani bunları anlat. Mesela bitsin. Şimdi bunların hiçbiri yok. Ortaya çıkmamış. Kimsenin haberi yok. Yayından sonra bu görüntüler falan ortaya çıkmış. Ve dolayısıyla ben bir seçmen olarak da, bir vatandaş olarak da ve bu programın demokrasimize iyi geleceğini düşünen bir vatandaş olarak aldatıldığımızı hissettim. Bir şey yani, sorabilir miyim? Tek bir soru. İdris Kardeş olarak bir seçmen ve bir vatandaş olarak bir moderatörün bir adayla kamunun bilgisi olmadan görüşmesi mi daha çok seni tedirgin etti? Yoksa İstanbul'da girip çıkma ihtimalin olan sayısız oteldeki güvenlik kamera görüntülerinin senin bilgin olmadan kamuoyuna paylaşılabilir olması ihtimali mi seni daha çok tedirgin etti? Güzel soru. Ya hangisi seni tam gazetecisin, çok iyi soru. Birincisi, ikincisi oteldeki görüntülerin servis edilmesi bireysel olarak beni tedirgin eder. Kişisel, şahsi olarak tedirgin eder. Ama birinci konu bence daha önemli bir konu. Benim açımdan daha önemli bir konu. Şahsi benim İdris kardeşimle ilgili bir mesele değil. Ülke meselesi, demokrasi meselesi, bu tartışma kültürünün gelişmesi meselesi. Çünkü sabote edilmiş oldu. Bakın yani gerçekten bundan sonra böyle bir program yapılacağını düşünelim. Tamam yani yine iki tane aday çıkacak diyelim. Farz edelim ki gelecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde böyle bir olay oldu. Tekrar tartışma olsun. İşte A kişisi de moderatör olsun. Şimdi hepimiz onun evden çıkıp işte işe gidip geldiğini falan izle, lan dur, görüşme yapacaklar. İşte bu korkunç bir şey böyle evet, bir şey yapmaya başlarsak. Yani. Yani. Korkunç olan bu işte ama yani peki, bu görüşmenin yapılması ve bizden saklanması korkunç. Peki yani sonuçtan giderek değerlendirdiğimizde meseleyi. Hepimizin bildiği sorular, hepimizin tahmin ettiği yanıtlar ve görebildiğim kadarıyla eşit ağırlıkta zaman ve eşit ağırlıkta soru sormuş. Dolayısıyla sonucu etkileyen bir vakadan söz etmiyoruz. Onu da söyleyeyim. Şimdi şöyle, temel benzer sorular, eşit sorular vardı. Farklı sorular da vardı adaylara yönelik. Bu da net. Yani mesela şey gibi bir soru, Ekrem İmamoğlu'na FETÖ ile ilgili yani okullarına gittin mi, görüştün mü sorusu diyelim. Değil mi? Böyle bir soru. Şimdi bu Ekrem İmamoğlu'nun lehine aslında bir soru bir yandan. Çünkü onu cevaben siz onu açıklamış oluyorsunuz ve kendinizi bu anlamda şey yapmış oluyorsunuz. Yani hani bu temize çekmiş oluyorsunuz. Yani ben bunu söyledim. Görüştün mü? Hayır. Gittin mi? Hayır. Mesela böyle bir soruyu sadece ona sordu. Hatta sonradan işte sosyal medyadan vesaire herhalde insanlar konuştuğu için sonradan Binali Bey'e de ayrıca sordu. Mesela bu onun için iyi bir soru. Bunun gibi diğer birkaç daha soru vardı. Ama Binali Bey'e sorduğu şöyle bir soru daha mesela vardı. Mesela AK Partililer FETÖ ithamını ilk baştan beri yapıyor evet. İmamoğlu'na. Doğru. Dolayısıyla bu sorunun sorulması normal. Yok ama şöyle bakın tamam normal ama görüşme olduktan sonra bu bana acaba bu bir taktik soru mu? Çalışılmış bir şey mi demek evet, istiyor? Yani ben bunu soracağım sen de kendine akla pazarlığı biz yapılmış olabilir mi? Biz bugün o gün burada oturduk bu sorulara o gözle hiç bakmadık çünkü aklımıza böyle bir şey gelmedi. Yani bunların... Şu konuda şekilde. En fikrim net olunmalıydı. Hatta ya, iki adayla da belki bir soruda mesela Binali Bey'e de şöyle bir soru soruldu. Bu seçim sonuçlarını kabul edecek misiniz? Şimdi bu soru gerçekten şey bir soru, iyi bir soru, iyi hazırlanmış bir soru. Seçim sonuçlarını kabul edecek misiniz? Yani sadece ona sorduğu bir soru. Mesela bu soruyu da birlikte hazırlamış olabilirler. Ama çünkü 31 Mart'ta etmedi o yüzden. Ama bakın Barış Bey doğru diyorsun. Evet ama yani. Bakın soruyu burada sorduğunuz zaman biz beraber istedik ya. Hatta aynı ekibiz dedik. Evet, evet, hiç aklımıza bir şey gelmedi. Ben de olsam böyle bir soru sorabilirdim diyebildiniz. Ama şimdi böyle bir görüşmeden sonra bu sorular geldiği zaman Ekrem İmamoğlu'nun lehine olabilecek çünkü farklı sorulardan bahsediyorum. Aynı sorular sorulmuyor. Onun lehine olabilecek, Binali Bey'in aleyhine olabilecek bazı sorular soruldu diye görünüyor ortada. Sonuç itibariyle baktı ve bunlar o zaman çalışılmış mıdır? Ya da mesela ilk soruyu şeyden girelim, işte seçimlerin yenilenmesini daha çok... Ya da mesela şu çok konuşuldu sosyal medyada, ben de fark etmedim ama mesela insanlar şunu söylüyor, ulaşım konusu, Binali Bey'in hani güçlü bir yönü, Ulaştırma Bakanlığı yapmış, Türkiye'nin işte İstanbul'un da en büyük sorunu bu. Sadece hani söylemleri ben burada aktarmaya çalışıyorum. %100 bu şey değil ama bu konuyu mesela hiç sormadı. Binali Bey uzatma istedi hatırlarsanız. Bunu da konuşmayacak mıyız İstanbul'un ulaşım sorununu? O zaman ancak soruldu. Mesela o sorunun sorulmaması gibi gibi. Bakın baştan sona analiz ettiğinizde bir sürü soru işareti ortaya, birçok soru işareti ortaya çıkıyor. Bu da iyi bir şey değil. Yani sorun şu,
biz aldatılmışız. O zaman orada bir kurgu var. Bir işte o kurguya göre hareket edilmiş. O zaman biz de burada saf saf izledik ve ciddi bir şekilde aldatıldık. Bunun sonucu itibariyle de şahsi bir şey oluştu bizde. Ama bundan da öte, bundan sonra çok desteklediğimiz her kesimin, CHP'lisinden MHP'lisinden AK Parti, neyse MHP'yi onlar pek istemiyordu. AK Parti, CHP'nin bütün her iki tarafında çok istediği, desteklediği böyle bir tartışma programları, yani bunun gibi programlarının önünü kesti, olmasının önünü kesti. Bundan sonraki bütün tartışma, böyle olabilecek tartışma programlarında hep biz şaibeli bakacağız. Tamam. O moderatörler hep zor durumda kalacak. Size gelse kabul eder misiniz, etmez misiniz bilmiyorum. Çok zor olacak çünkü. Yani sen, o senin dediğin gerçek olsaydı Alo Fatih skandalından sonra Habertürk'ün yayın yapamaz olması gerekirdi. Aynen devam ediyor. Yok, medyanın halini geçen hafta da konuştuk. Yani, orada sorunlar, bu medyanın hali değil ama bu benim söylediğim yani. Siyasetin bizzat telefon açıp neyi yayınlayıp neyi yayınlamayacaklarını genel yayın yönetmenlerine söylediği bir medya. Devam ediyor canım. Ama Cumhurbaşkanı yok, yarınki gazeteleri şey okuyun dedi. Yani Aydın Doğan'ın... Evet, bir de öyle. Devam ediyor canım. Bir saniye. Aydın Doğan'ın Mesut Yılmaz'la görüşmesini de hatırlayalım yani. Bu medya, ben o zaman çok gençtim hocam, hatırlamıyorum. Hayır, medyanın... Hatırlıyorum tabii ki. Medya siyaset ilişkisindeki problem zaten hepimizin kabul ettiği bütün problem. Bütün dünyadaki ama, problem alanlarından biridir, evet, zaten. Evet, dünyada da bu böyle. Dünyada yani. Da Alman medyasının devletten bağımsız hareket etmesinin mümkünatı yok. Biz bağımsız diyebiliyoruz ama yani bu konu çok iyi Alman medyası çalışan bir akademisyen arkadaşımdan dinledim. Devletten ayrı hareket etmesi mi, hükümetlerden ayrı hareket etmesi? İkisi ayrı şey. Tabii fark etmiyor. Yani yok, benim çok fark ediyor. Çok, yani ben Almanya için söylüyorum. Tamam, ben anlıyorum yani ne demek istediğinizi, evet, ama çok fark ediyor. Burada ama tabii şeyim şu, bu tartışma programlarının, bu kültürün bu oluşması için protokoller hazırladık. Hepimiz çaba gösterdik, destekledik. Daha hassasiyetle gitseydi bundan sonraki tartışma programlarının, bunun gibi programlarının olma ihtimalini de şey yapardı, sağlardı. Bence olur. Yine de bu tip tartışma programı devam edeyim maalesef. Bu. Evet, devam. Barış'a geçelim çünkü çok beklettik. Evet. Ha öyle mi? Daha konuşmamış mıydı sen? Hiç konuşmadım. İnanmıyorum. İstanbul'da Ankara'daki otellerin güvenlik kameralarının kayıtlarının hepsini görebilsek keşke, kim bilir yani neler o çıkardı zaman sen. Neler neler olur da Özlem, dur. Evet, tabii ama kanalı öyle. Şimdi her şey tersine döndü. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun tartışmasının olduğu gece internette AKP'yi destekleyen gazeteciler ve siyasetçiler Yıldırım gibi çarptı, ezdi geçti, Ekrem İmamoğlu'nun söyleyecek sözü kalmadı diyorlardı. İki gün sonra Binali Yıldırım'ın televizyonda ne kadar mağdur edildiğinden, aslında bu programın tarafsız olmadığından kamera görüntülerine dayanarak sözler sarf etmeye başladılar. E madem Binali Yıldırım pazar gecesi Yıldırım gibi çarptıysa, ezdi geçtiyse biz hala neyi tartışıyoruz? Demek ki Binali Yıldırım'ın pazar gecesi ortaya koyduğu performans AKP'lileri de tatmin etmemiş ki şimdi o performans düşüklüğüne bir gerekçe aranıyor. O gerekçe de otelde bulundu. Şimdi baştan sona karma karışık olan, herkesin kafasının karıştığı meseleyi bir açıklığa kavuşturalım. Adaylarla görüşülme fikri AKP yöneticisi Mahir Ünal'dan çıkıyor. Mahir Ünal, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ı arayarak İsmail Küçükkaya iki adayla da görüşse, programın formatı üzerine konuşsalar iyi olur diyor. Bunun üzerine Engin Altay İsmail Küçükkaya'yı arıyor ve iki adayla da görüşürsen, en azından format konusunda uzlaşırsanız daha iyi olur diye düşünüyoruz diyor. Ve bu düşüncelerin Mahir Ünal'ın da düşüncesi olduğunu ifade ediyor. Bunun üzerine İsmail Küçükkaya önce Ekrem İmamoğlu'nun ekibini, ardından Binali Yıldırım'ın ekibini arıyor. Ekrem İmamoğlu'nun ekibi saat 13'te The Marmara Otel'de görüşebileceklerini söylüyor. İsmail Küçükkaya saat 12.10'da otele giriyor. Çünkü o gün aynı saatte Ekrem İmamoğlu'nun saat 12.30'da aynı otelde basın toplantısı var. Yani yaklaşık 100'ün üzerinde gazeteci de o anda otelde. Ve bunun üzerine saat 12'yi 10 geçe İsmail Küçükkaya The Marmara Oteli'ne giriyor. Fakat Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısı 45 dakika daha uzadığı için, soru cevaplar uzadığı için görüşme yaklaşık 45 dakika sonra başlıyor. Ekrem İmamoğlu'yla
İsmail Küçükkaya'nın görüşmesi sadece 3,5-4 dakika. Çünkü İsmail Küçükkaya diyor ki Ekrem İmamoğlu 1 saat 45 dakikalık toplantıdan geldi. Zaten buhar gibiydi, konuşacak hali yoktu. Ben onunla sadece 3 ya da 4 dakika konuştum. Ekibiyle oturduk, format üzerine konuştuk. Sorular üzerine kesinlikle konuşmadık. Format dediğimiz ne? 3 dakika Ekrem İmamoğlu konuşacak, 3 dakika Binali Yıldırım konuşacak. Sonra da 5'er dakika serbest söz hakkı verilecek diye. Bu bağlamda o görüşmeden çıktıktan sonra Binali Yıldırım'ı da arıyor. Bakın İsmail Küçükkaya. Ekrem İmamoğlu'yla görüştüğünü, kendisiyle de ne zaman görüşebileceğini soruyor. Bunun üzerine Binali Yıldırım diyor ki ya ben zaten çok doluyum, görüşebilecek bir vaktim yok. Sen soruları hazırla, ne soracaksan da sor diyor. İsmail Küçükkaya bu cevabı alınca Binali Yıldırım'ın baş danışmanı Osman Sertbaş arıyor. Osman Sertbaş ve ekibiyle buluşarak hemen hemen aynı sürede formatı konuşuyorlar zaten. Ömer Sertbaş. Ben ne dedim? Osman dedin. Ömer Sertbaş, özür dilerim. Ömer Sertbaş'la da zaten bunları konuşuyorlar. Şimdi burada az önce de söyledim. AKP Binali Yıldırım'ın performansından memnun olmadığını aslında bu tartışmayı yürüterek koydu. Bu tartışmada iki konu var. Bir, ben İsmail Küçükkaya'nın yerinde olsaydım o görüşmeyi yapmazdım. Doğru. Siyasetçilerin o programa bu kadar müdahale etmesine de izin vermezdim. Arkadaş zaten bir protokol diye bir saçmalık koymuşlar ortaya. Ne protokolü? Siyasetçi ne karışır gazetecinin nasıl program yapacağına? O hata bir kere baştan. İsmail Küçükkaya'nın o protokolü kabul etmesi bir hata. İki, otele gitmesi hata. Binali Yıldırım'la da görüşmüş olsaydı gene aynısını söylerdim. Kendine güvenen siyasetçi er meydanına çıkar, ne format üzerine konuşur ne soru üzerine konuşur. Yıllardır televizyonculuk, gazetecilik yapıyoruz. Ya da siyasetçi olarak da tüm arkadaşlarım şahittir. Türkiye'de yayınına katılmadığım iki televizyon vardır davet etmedikleri için. Biri A Haber, diğeri de TV24'tür. Onun dışında Kanal 7, Ülke TV, Beyaz TV, Habertürk, NTV, CNN Türk, aklınıza gelen Türkiye'deki bütün televizyon tartışma programlarına katıldım. Bütün televizyonların. Siyasetçi olarak gittiğimde hiçbirine ne soracaksınız demedim. Hangi soruyu soracaksınız demedim. Konu nedir, kimler var diye sordum. Katılmak istemediğim isimler varsa ya ben o arkadaşlarla yayına katılmak istemiyorum dedim. Demek şimdi burada sen onlardan ben biri. O yüzden burada, biz karşılaşmıyoruz. Ben de diyorum niye karşılaşmıyoruz? İşte kaç haftadır oturuyoruz canım. Şimdi burada hata o. Ama AKP'nin bu tartışmayı açarak hepimizi ilgilendiren bir konuyu da böyle faş etmesi de ilginç. Ya arkadaş ne demek bir gazetecinin otele girerken görüntülerinin çekilip bunun servis edilmesi? Bakın aynı skandal bir hafta önce yine yaşandı. Türkiye'de yerin yerinden oynaması gerekirdi. Ama herkes her şeye o kadar alışmış ki. CHP'li yöneticiler seçim gecesi seçimlerin iptaline ilişkin bir dilekçe vermeye gittiler. Canan Kaftancıoğlu, Oğuz Kağan Salıcı, Bülent Tezcan, Seyit Torun. 4-5 CHP'li. Adliyeye giriyorlar, girişleri, çıkışları ve koridorda dolaşmalarının tamamının görüntüleri gazetelerde yayınlandı. Yandaş gazetelerde. Ya adliyenin içine giren bir CHP il başkanı ki yasal hakkı, çünkü herkes bilir ki seçimlerin olduğu gece 48 saat çalışır adliyeler. İl seçim kurulları, ilçe seçim kurulları neden? Herhangi bir itiraz olduğunda kanuna göre bu itirazların 48 saat içinde sonuçlandırılması gerekir. Kanun öyle. O yüzden hakimler, savcılar ya adliyede otururlar ya adliyeye çok yakın bir yerde otururlar. Dilekçe geldiğinde de gider bunu değerlendirirler. Adliye, İstanbul Adliyesi'nin koridorlarında 5 milletvekilinin ve bir il başkanının dolaştığı görüntüler sanki sokakta kamuya açık bir yerde çekilmiş gibi yayınlandı. Şimdi bundan eğer iktidar medet umuyorsa bunu çarpıtıp efendim bakın gece adliyeye girdiler falan diyorsa hakikaten bu iktidarın artık söyleyecek bir sözünün kalmadığının görüntüsüdür. Zaten söyleyecek bir sözlerinin kalmadığı son haftada yaşanan panikten de ortaya çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tıpkı bir belediye başkan adayı gibi çıkıp doğrudan siyasete müdahale etmesi, Binali Yıldırım'ı geriye itmesi, Sisi'yi mi seçeceksiniz, Binali Yıldırım mı seçeceksiniz demesi, azgın azınlık, muhalefetin azgın azınlık ilan edilmesi,
terör örgütlerinin muhalefet partileriyle işbirliği yapıyor demesi ya da seçilse bile orada saksı olur demesi aslında iktidarın artık söyleyecek bir sözünün kalmadığının ve en önemlisi seçimi kabul ettiğinin göstergesidir. Bugün Sayın Erdoğan ne dedi? Seçilse bile dedi orada süs bitkisi gibi olur vitrin dedi. Süsü dedi. Vitrin süsü olur dedi Ekrem İmamoğlu için. Bu nedir aslında? Sayın Erdoğan'ın da Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağına ilişkin düşüncesinin netleştiğinin göstergesidir. Ya da dün ne dedi Sayın Erdoğan? Sanki kendisi hiç bu süreçlerden, bu yollardan geçmemiş gibi yargı önünü keser zaten dedi. E şimdi bir iktidar umudunu yandaşlaştırılmış yargıya bağlamışsa, İstanbul'da 5 milyona yakın oy alacağı belli olan bir muhalefet partisinin adayının önünü yargıyla kesmeye çalışıyorsa ve bunu ima ediyorsa ve seçmene de sakın bu adama oy vermeyin, kazansa bile iş yaptırtmayız mesajı veriyorsa bence bu iktidar aslında kaybettiğini çoktan kabullenmiş, şu anda Türkiye'ye vakit kaybettiriyor. AKP'deki panik halini görmüyor musunuz? İnanılmaz bir panik ve telaş hali var. Hepimiz gazeteciyiz, hepimiz televizyoncuyuz. Bu gece Sayın Erdoğan hiç programda yokken birdenbire sosyal medyaya çıkacağım dedi. Daha önce de yaptı ama. Hayır. Programlarda yoktu. Bu gece örneğin NTV'deki, CNN Türk'teki tartışma programlarının konukları, kadrolu konukları normal programlarına gider gibi televizyonlarına gidiyorlardı. Hepsine bugün mesaj geldi. Kaçta? Akşam 21.30'da programlar iptal edilmiştir diye. Öyle mi? Belli ki o yüzden bir saat erken belli ki program son anda konuldu. Hı hı. Sayın Erdoğan şimdi sosyal medya üzerinden 3-4 saatlik bir yayın yapacak ve AKP'nin bir türlü oy alamadığı gençlerle buluşmaya çalışacak. Ayrıca şu şeye bakın, yani çelişkiye bakın. Bu da sorun yok ama ya. Hayır, yani ben tespit olarak söylüyorum canım. Oy alamıyor, almaya çalışıyor. AKP genel yani başkanı olduğu için sorun yok. Hayır, AKP genel tespit başkanı olarak olduğu için sorun yok ama bir cumhurbaşkanının bir ya, siyasi partinin genel başkanı olması. Hayır. Bir siyasinin normal hedef gözettiği bir kitleden oy almaya çalışıyor. Efendim ona bir şey demiyorum zaten. Diyorum ki tespit olarak söylüyorum. Şimdi madem sosyal medyayla yapılıyor, sosyal medyayla yapılıyorsa bence sadece sosyal medyada kalsaydı bu gece bütün televizyonlar vermek zorunda kalacaklar. Bu nedir biliyor musunuz? Kamuoyu araştırmaları geliyor. Binali Yıldırım, burada rakam veremiyoruz YSK'dan ve RTÜK'ten dolayı, istenen performansı gösteremedi. Yasak kapsamında. Dün ben Sultanbeyli'deydim. Bunu da anlatıp bırakayım arkadaşlarımıza. Sultanbeyli biliyorsunuz AKP'nin çok güçlü olduğu bir bölge. Seçim çalışması için gittim. İlçe başkanımız Murat Kantekin ve Kars Belediye Başkan adayımız Taner Toraman'la birlikte evleri ziyaret ettik. 31 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermemiş evleri, aileleri ziyaret ettik. Ardından da bir kahvehaneye gittik. Bir kahvehanede de ben konuşma yaptım. Şunu gördüm. İki şey var seçmende. Bir kere mazbatanın iptal edilmesini seçmenler, AKP'ye oy veren seçmenler hiçbir şekilde kabul etmiyorlar ve bunu bir haksızlık olarak görüyorlar. İki, sohbet ettiğim herkesten şunu gördüm ki orada soru cevap halinde oluyor kısa bir konuşmadan sonra. Sultanbeyli'de yaşayan ve CHP'ye 31 Mart'ta oy vermemiş seçmenler 4 oydan 3'ünün geçerli, birinin geçersiz olmasına hala anlam veremiyor. Ve bu paradoks emin olun ki 23 Haziran seçimlerinin de kaderini belirleyecek. AKP iki konuyu da anlatamıyor. Bir, seçimler neden iptal edildi? Mazbata neden Ekrem İmamoğlu'ndan alındı? İki, 4 oyun 3'ü nasıl geçerli, biri geçersiz? Tepkileri nasıl olacakmış? Şunu söylüyorlar. Ben mesela evde bize çay getiren hanımefendilerle de sohbet ettim. Gayet muhafazakar aileler. 31 Mart'ta bile AK Parti'ye oy verdik diyorlar. Zaten AK Parti diyor. Yani bizim gibi mesela AKP demiyor. AK Parti'ye oy verdim diyor. Binali Bey'e oy verdim diyor. Ama mazbatanın Ekrem İmamoğlu'nun elinden alınması haksızlıktır. Biz bunu kabul etmiyoruz. O yüzden Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğiz diyorlar. Oy vereceğiz. Aynen açık söylüyorlar. Sandığa gitmemek değil yani. Hayır, gidip Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğiz diyorlar. Bizim bu konuşmamızın ardından Ekrem İmamoğlu'nun Ümraniye'de ve Şile'de gösterisi, mitingi vardı. Hadi Ümraniye diyebilirsiniz ki İstanbul'un ortası, değişik yerlerden taşıma olmuş olabilir. Yer. Taşıma olmuş olabilir diyebilirsiniz. Çok kalabalıktı çünkü. Yani inanılmaz bir kalabalık vardı. Listeler yapıldı bir sürü. Ama Şile'de, Şile'ye hiçbir parti taşıma yapamaz. Zaten 45 kilometre İstanbul'a, merkezine. Şile'deki inanılmaz kalabalık da
seçimin bence sonuçlarını gösterdi. İnsanlar bu dediğim iki noktayı kabul etmiyorlar çünkü. Peki, çok teşekkür vaktimiz ediyorum. Vaktimiz var. Yok, reklam mı? Kısa bir tamam. reklam aramız var, ardından devam edeceğiz. Eşit ağırlık devam ediyor, gündem malum ve özellikle seçim öncesi bir takım tartışmalar ve o münazaranın ardından yapılan, gündeme gelen tartışmalardı. İdris, senin araya girip söylemek istediğin, evet, eklemek yani istediklerin var. Yani süreçle ilgili, yani genelini konuştuk da süreç şöyle gelişimini, biz şimdi açıklamaları hepimiz hani takip ediyoruz. İsmail Küçükkaya konuşuyor, bağlantı yapıyor, kendi programında anlatıyor. Binali Bey'in açıklaması var, Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları var. Şimdi birinci konu şu, İsmail Küçükkaya televizyon programında ben telefonlarımı kapatacağım. Bu işler zaten telefonda konuşulmaz, telefonlarım dinleniyor. Kimse bana ulaşamaz. Dolayısıyla da ben bu süreçten sonra kapanıp sorularla uğraşacağım gibi bir şeyler söyledi bir programında. Bu görüşme bir kere bundan sonra oluyor. Bu ilginç. Yani bu bir problem. Problemin bir tanesi bu. İkinci konu şu, Ekrem İmamoğlu, Binali Bey'i aradığı zaman işte konuşuyorlar ama Ekrem İmamoğlu'yla görüştüğünü söylemiyor. Böyle bir bilgi 14 yok. 14 Haziran, onu hemen söyleyeyim izleyicilerimize. Fox TV'nin sunucusu, program yapımcısı İsmail Küçükkaya 14 Haziran sabahlı yayınında konuştuğunu izleyicilere söyledi. Ekrem İmamoğlu'yla ve Binali Yıldırım'la görüştüğünü canlı yayında söylüyor. Her iki tarafla telefonla da görüştüm diyor. Tamam, telefonla. Görüştüm diyor ama yayında tamam, söylüyor. Tamam, telefonla. Yok, ben başka bir şey söylüyorum. Tabii o günü kimse meseleler buraya geleceğini bilmediği için üstünde durmuyor. Ama şunu doğru. Telefonla görüşme yaptığını zaten Binali Bey de söyledi. Aradı beni dedi. O da söyledi. Zaten pardon, biz şeyden dinliyoruz. Ya Küçükkaya'dan ya da İmamoğlu'nun danışmanından. Binali Bey işte tamam, yani sen zaten ne soracaksan sorarsın. Biz sana güveniyoruz falan diye bir şeyler söylemiş, kapatmış. Bu konuşmada şimdi Barış Bey söyleyince Binali Bey'e İmamoğlu'yla ben görüştüm, sizinle de görüşeyim ama benim zamanım yok gibi bir durum, böyle bir bilgi şu ana kadar açıklamalardan yok. İlk defa burada duydum. Binali Bey İmamoğlu'yla görüştüğünü öğrense farklı bir durum olurdu. Yani biz o zaman biz de oturalım derdi herhalde, ya da kabul de edebilirdi, onu bilemiyorum. Yani onun niyet okumu olur. İkinci konu, üçüncü konu, Binali Bey'in danışmanını Küçükkaya aramıyor. Ömer Bey'in kendi yine bir televizyon bağlantısı yapıyor. Küçükkaya'yı biz aradık çünkü böyle bir görüşmenin olduğunu duyduk. Böyle bir söylenti var. Ben İsmail Küçükkaya'yı aradım ve hani konunun görüşüp görüşmediğini sonra o da bizi danışmanlarıyla görüşme yaptığını söyledi. Yine İmamoğlu'yla görüştüğünü biz o zaman bilmiyorduk dedi. Yine Binali Bey'in danışmanı. Şimdi bu, yani böyle gidiyor. Şimdi Binali Bey İmamoğlu'yla görüşme 3 dakika, diğerleriyle 45 dakika gibi bir şey var. Yani günlerde zaten konuşuyor. Barış Bey'e sadece cevap olsun diye söylemiyorum. Hep konuşulanlar zaten. Şimdi şöyle, zaten siz danışmanlarıyla görüştüğünüz zaman yeterli. Yani adayla zaten taktiğini, stratejisini falan konuşmanıza ekstra gerek yok. Zaten onu belirleyen de danışmanları. Siz onlarla belirledikten sonra aday da, işte İmamoğlu da öyledir, Binali Bey de öyle. Siz danışmanlarla görüşürseniz meseleyi onlar zaten beraber çizerler, ona söylerler. Ya da onlar zaten önceden planlayıp ona söylemişlerdir. Adayla 3 dakika görüşmesinin ya da 1 dakika görüşmesinin bu anlamda pek bir önemi yok. Danışmanlarla aynı ortamda bunun görüşmeleri yeterlidir. Dolayısıyla da burada da yine hala o şaibe maalesef ortadan kalkmış olmuyor. Ve son olarak, madem sadece format konuşuluyorsa, gizli kapaklı bir şey yoksa, telefonla da konuşulacak bir konu bu anlaşılan. Neden yüz yüze görüşmeye gerek duyuyor? Çünkü telefonlarım benim dinleniyor, zaten herkesin telefonu dinleniyor. Ben telefonda bunu konuşacak değilim kimseyle falan diye bir şeyler açıklama yaptı ya İsmail Küçükkaya.
Bu da şunu gösteriyor. Yani herhalde telefonla konuşulmayacak konuları görüşmek üzere yüz yüze görüşmeye gitmiş. Yani, ama aynı mantığa göre eğer sorular verildiyse WhatsApp'tan da verilir. Sorular yok ama yok soruların yani, verilmesi değil mesele. Sonu yok ki bunun. Bu teknoloji çağında taktikler, insanın içinde kötü bir niyet olsa bin tane yöntem haklısın. Var. Arkadaşınızın telefondan dinlenmeyen bir telefondan haklısın. Yollarsınız ama soruları. Ama bunu işte bunların hepsi şaibeyi ortadan kaldırmıyor maalesef. Peki. Ve ben hala şunu söylüyorum. Soruların verilmesi falan gibi bir durumun önemi yok. Binali Bey de zaten söyledi. Soruların verilip verilmemesi değil mesele. Orada bu görüşmenin bizden saklanması, kamuoyundan saklanması, bizim sormamıza rağmen ya da bize haber verilmemesi, öncesinde ya da sonrasında bize bu görüşme hakkında bir bilgi verilmemesi hem şaibe katıyor hem biz aldatılmış durumda oluyoruz. Ama Mahir Ünal bunu önermiş. Mahir Ünal Engin Altay'a söylemiş. Evet, tamam. İkisinin ama iki görüşmemiş. Partinin... Ama telefon açmış. Ya, o da görüşmemize gerek yok demiş Binali Yıldırım. Yok öyle bir bilgi yok. Ya İsmail Küçükkaya anlattı bugüne kadar da yalanlanmadı. Yok, yok. Binali Bey demiş ki ya zaten benim vaktim yok. Sen ne soracaksan ama sor demiş. Ama burada şunu söylememiş. İmamoğlu'yla görüştüm efendim sizinle de görüşeyim diye bir şey söylemiş. Ama Mahir Ünal zaten bunu önermiş. Yani o da anlamadım. Demek ki AKP'nin içinde şunu, Mahir Ünal'la Binali Yıldırım'ın arasında bir iletişim tam ifade edemedim var. Herhalde bir daha söyleyeyim. Yani burada mesele İmamoğlu'yla görüşme tünün bilgisinin Binali Bey'e verilmemiş olması ve kamuoyuna da verilmemiş olması. Ama söylemiş İsmail Küçükkaya diyor ki Binali Bey'e söyledim. Yok, Ekrem İmamoğlu'yla da görüştüm diyor. Yok, öyle gazetede bilgi. Röportajı var. Yok öyle bir bilgi bugüne kadar şu ana kadar yok önümüzde. Ben de bu böyle bir bilgi olsa haklı şöyle bir durum çıkardı ortaya. O zaman Binali Bey madem bunu bilerek gitmişse problem yok ama böyle bir bilgi yok. Ama Binali Bey'i görüşmek istememiş olabilir. Peki şu yaklaşıma ne dersiniz? Çok çetrefilli bir zamanda, çok sıkıntılı bir zamanda iki adayın üzerinde uzlaştığı bir gazeteci arkadaşımızın evet. Bir nevi kefil oldu yani bu işi iyi yapabileceğini evet. düşündüğü bir gazeteci arkadaşımızın doğru. modere ettiği programın ardından yaptığı açıklamalara da aynı dürüstlükle yanıt verdiğini ve o beyanı esas kabul etmekte aynı derecede mantıklı değil mi? Mantıklı. Tartışma da biter. Kesinlikle mantıklı. Çok doğru, haklısınız. Ama bu şaibeyi ortadan kaldırmıyor. Ama ortada maalesef. Bir şaibe yok ki. Yani var. Şimdi şaibe şöyle olurdu. Yani işte. Mesela İsmail Küçükkaya Binali Yıldırım'a zor, Ekrem İmamoğlu'na kolay soru evet. sorardı. Sordu. Mesela şu soru. FETÖ sorusu. Örnek verdim yani bak, bu soru. FETÖ sorusu. Bir kere Binali Yıldırım açısından en kolay yanıtlanacak soruydu. Sorunun soruluş biçimi niye biliyor musunuz? FETÖ'nün yurtlarına gittiniz mi? Ya Binali Bey öğrenciyken FETÖ yurdu yoktu ki. İmamoğlu öğrenciyken İmamoğlu'na soruldu FETÖ yurdu vardı. İmamoğlu'na soruldu o soru. Ben İsmail Küçükkaya'nın yerinde olsaydım. İmamoğlu'na soruldu ben İsmail Küçükkaya'nın yerinde olsaydım. Siz AKP'de bakanken Türkçe olimpiyatları için niye para bastırdınız diye sorardım. İmamoğlu'na anladım sizi haklısınız. Hangisi kolay soru? Ama bu soru İmamoğlu'na soru. Hangisi kolay soru? Başka bir şey söylüyorum ben burada. Olur mu öyle şey? Yani zor soru kolay soru evet bu işte var taktik soru var. Yani İmamoğlu'nun FETÖ konusundaki o bütün o söylentiler falan birçok saçma bulursunuz yanlış bulursunuz. Var öyle bir söylenti değil mi? Yani FETÖ ilişkisi var mı yok mu? Bu sorunun sorulması onu çok ciddi anlamda net bir soru, net bir şekilde cevap verdi. Bu onu elini kolaylaştırır, rahatlattı. Bu Ekrem İmamoğlu'nun lehine ve gayet lehine bir soru ve onun için çok basit bir soru. Trafiğin konuşulmaması, için, ulaşımın konuşulmaması Binali Bey'in aleyhine değil, bence lehine. Emin olun lehine. İkincisi Binali Bey'e de seçimi kabullenecek misiniz, kabul edecek misiniz sorusu inanın yine çok net bir şekilde taktik soru ve bunu konuştukları konusunda benim şüphelerim bu görüşmeden sonra oluştu. Ama öncesinde oluşmamıştı çünkü görüşmeden haberimiz yoktu. Peki. Ama hasılı şu, bakın en başta da konuştuk. Bütün dünyanın gözü üstümüzde, protokoller hazırlamışız. Pamuklara falan sarıp sarmalayıp böyle göz bebeğimiz bir şekilde şeye koymuşuz bu programı. Bu programın öncesini, bu konuşmaları, görüşmeleri, bu konuyu süreci dikkatli yönetebilirdi, yürütebilirdi. Adaletli bir şekilde, eşit bir şekilde yürütebilirdi. Ve bunun takipçisi İmamoğlu da olabilirdi. Yani Ekrem Bey'in ekibi de, kendisi de bizimle görüştün kardeşim. Çıkışta bunu açıklayacağız. Ya da işte burada sosyal medya hesabından bir fotoğraf çekilsin, insanlara görüştüğümüzü, format konuştuğumuzu açıklayacağız. Bak o zaman dediğin doğru olurdu, dediğiniz doğru olurdu. Hiçbirimiz ya tamam zaten güvenilmiş format konuşulduğu söylenilmiş. Burada bir şey yok. Saklanılması. Ama Mahir Ünal biliyor görüşmeyi hayır, zaten. Hayır Mahir Ünal'ın bildiği bilgi şu. Mahir Ünal dün televizyona da çıktı. Hı-hı. Anlattı.
İki adayla Fikir da, Mahir Ünal'dan çıkıyor. İki adayla da görüşülsün demiş. Ondan sonra ona bir bilgi gelmemiş. Ne oldu? Kiminle görüştü? Zaten Binali Bey'le görüşmediği için, diğeriyle de görüştüğünü bilmediği için Mahir Ünal'ın haberi yok olaydan. Peki. Siyasetçileri bu işin dışında tutmak lazım. Başka bir konuya geçeceğim toparlayalım. Bu arada Özlem şunu da söylemek istiyorum. Çok açıklama yaptı İsmail gerçi ama bizim yayınımızda olduğu için cevap hakkı da doğdu. Eğer katılmak isterse onu da sözlerine yer veririz hukuken. Evet, Uğur Dündar hakikaten büyük gazeteciymiş. 50 yılın yani hakikaten o çıktı ortaya. Ben kendisiyle aynı çatı altında çalışan biri olarak bu kararını yadırgamıştım ve keşke bunu yapsa Uğur abi diye düşünmüştüm. İyi ki yapmamış. İki, demek ki gazetecilik faaliyeti normal koşullarda ve normal standartlarda 16 yıldır Türkiye'de yapılabilmiş olsaydı, FETÖ sorusu Ekrem İmamoğlu'na, ulaşım sorusu ona, buna sorulabilmiş olsaydı biz bu tırnak içinde hormonlu neydi belirsiz günlere hiç gelmeyecektik. Yani gazetecilik faaliyetinden korkmamak lazım. Her şekilde gazetecilerin karşısına oturup bütün soruları dinleyip kimine yanıt verip istemediğinize ben buna yanıt vermek istemiyorum da diyebilirsiniz. Sorulara değil ama yanıtlarınıza hükmederek bu gazetecilik faaliyetine izin vermek gerekirdi. Üçüncüsü, Türkiye'nin en büyük gazetecilik örgütü. Türkiye'nin en büyük gazetecilik örgütü gerek ekipmanıyla, gerek insan kaynağıyla, gerek bugüne kadarki kıdemiyle ve tarihiyle hangisidir diye sorsam ne gelir aklınıza? Gazetecilik örgütü. Evet, Türkiye'nin en büyük gazetecilik. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti. Gelmiş. Örgüt demeyelim de o zaman gazetecilik kuruluşu. Faaliyetinin yapıldığı kuruluş. Ne? Yani nedir? Haberlerin Türkiye'ye servis edildiği kurum. Anadolu Ajansı değil midir bu? Yani Türkiye'deki en yaygın muhabir ağıyla, Türkiye'deki en yaygın insan kaynağıyla, ekipmanıyla, işte gerekirse kamerasıyla. Ya biz daha seçim gecesi Anadolu Ajansı'nın verileri nereden aldığını bilmiyoruz. Yani tamam, ben İsmail Küçükkaya'nın yerinde olsam. YSK Başkanı da bilmiyor canım. Ha, o da bilmiyor. O da bilmiyor. Peki ama kim biliyor? Ama özellikle yanlıştan bir doğru çıkıyor. Etmiyor zaten. Ben eder demiyorum ama bunu da unutmayalım. Niye söyledim? Biz bu pazar günü gene özel bir yayında İstanbul seçimini değerlendireceğiz bu kadro. Verileri herhalde tek kaynak. Anadolu Ajansı. Veri servis etmedi ve sadece saat 10'da diyelim ki bir karar verildi. Yalnızca sonucu servis etti. Yapabileceğiniz bir şey var mı medya kuruluşu olarak? O zaman olursa bir bakacağız. Hayır, ben sadece bunu şimdi anlatıyorum. Partilerden gelmiyor mu? Hayır. Kimden geliyor? Hayır. Siyasi partilerden. Öyle değil işte. Anadolu Ajansı'nın haber kaynağı siyasi partiler değil ki. Anadolu Ajansı'nın haber kaynağı kendi muhabiri. Buradan siyasi partilerden alamıyorum. Hayır ama ben siyasi partilerden aldım sonucu. Nasıl güvenerek. Nasıl ki, hangi sağlamayla? Yani yapamam ama Anadolu Ajansı'na hem zaten bir kontrol yapıyorsunuz hem de %100 güvenilmesi gereken bir Anadolu Ajansı. Yani. Aynen öyle. Diyelim ki şöyle bir karar verildi. Bizim bilmediğimiz güvenlik kameralarının da kaydetmediği bir ortamda birileri Anadolu Ajansı'na dedi ki Sayın Anadolu Ajansı yayını kes. Seçim gecesi verileri kes. Veya da dedi ki şöyle bir şey deneyelim bu sefer de saat 10'a kadar hiçbir sonuç servis etme, sadece netleşen YSK'nın açıklamasını servis et. Yapabileceğimiz sonucu şey değiştirmez ki ama. Bunlar yöntem. Esas soru bu. Ne kadar güzel senden söyledin. Harikasın İdris. Sonuç tam da bu cümleye biliyorum, gelmek istiyordum. Ben çok teşekkür senden ederim. Senden duymak güzel. Çok teşekkür ederim. Değiştirmiyor İsmail sonucu. Küçükkaya'nın o görüşmesi de hepimiz canlı yayında izledik. Sonucu değiştirmedi. Yok ama bu değil. Sen, hayır. Ya, tamam. Ben aynı şey. Bir şahibeden konuşacaksak sen peki, haklı olarak bahsedersen, bir kötü niyet Anadolu arıyorsun. Anadolu Ajansı'nı yaptığında konuşmayalım o zaman. İşte o zaman konuşmayalım tabii. Sonucu değiştiriyor. Sonucu değiştirmeyecekse konuşmayalım ya. Yani bu mesele normal gazetecilik faaliyeti standardı içinde yapılabilmiş olsaydı bugüne kadar biz bugün ne bu Anadolu Ajansı'na ne İsmail onunla mı görüşmüş, bununla mı görüşmüş, yok o soruyu bunun için onu mi sormuş. Onu tabii geçen hafta şimdi da konuştuk. Şimdi benim 3 sorum var. Sonra da Sayın Hocam'a bir şey soracağım. İletişim uzmanı olarak. Hayır, yani şeyi değiştirmeyelim şimdi. Yok, konu yok. Hayır. Moderatör orada bana der ki Özlem saçmalama bir sus. Öyle demezse bir zarif bir beyefendi. Evet. Gereğini yapar. Ben Süren ona güveniyorum. Der. Ben ona güveniyorum. Bugün Barış'tan daha çok konuş. Bu şöyle güvenlik kamerası görüntülerini. Zamanı ekonomik kullanalım. Hemen çabuk hızlı. Ama. Evet. Bu güvenlik kamerası görüntüleri AK Parti'ye nasıl ulaştı? Ben en çok bunu merak ediyorum. Mesela otelde bir Ali amca. Kendisi AK Partiliydi.
İl örgütünü aradı, eşini dostunu aradı. Benim elimde güvenlik kameralarının kaydettiği bir takım görüntüler var. Kim kaydedebilir bunları? Kaydedilmiş, tamam da nasıl ele geçirdi? Böyle mi dedi? Yoksa birileri zaten İsmail'i ve Ekrem Bey'i takip ediyordu. O buluşmayı gördü ve otel yönetimini arayıp arkadaşlar sizde görüntüler vardır. Hele bir bakın bize bir gönderin mi dedi? Benim mesela İsmail ile Ekrem İmamoğlu ne konuştuğundan daha fazla buradaki bu tırnak içinde senin şaibeli dediğin bu iletişim ağı endişelendiriyor Özlem Gürses olarak. Nasıl oldu bu iş? Yani, çok basit. Ben söyleyeyim mi cevap? Evet. Cevap şu, görüntüler AK Parti'ye ulaşmadı. Bir medya kuruluşu gördüğümüz kadarıyla bu görüntülere ulaştı. Nasıl ulaştı? Nereden biliyorlardı İsmail ile Ekrem İmamoğlu'nun orada buluştuğunu? Gazetecinin bu görüntülere ulaşması ayrı bir mesele. Ama bir siyasi parti bu görüntülere ulaşıyorsa, devlet bu görüntülere ayrıca ulaşıyorsa bu problem. Ama Sayın Erdoğan ne dedi? Yarın gazetelere bakın, neler göreceksiniz. Yine aynı şekilde o basın kuruluşunun bu görüntülere ulaştığı, o görüntülerin elde edildiğini bilgisi var. Aslında peki, bu görüntü taksit niye servis edildi? Hayır, yani görüntü, biz önce güvenlikten girişini yani gördük. Yani sen partiye sanki AK Parti'ye ele geçirmiş gibi. Özlem Hanım, bana sordunuz, ben de cevap vereyim. Yani şimdi diyelim teşbihte hata olmaz diye bir ifade var. Ya adamın birisi hırsızlık yapıyor diyelim. Siz hırsızlığı ortaya koyuyorsun ama bu hırsızlığı ortaya koyma yönteminiz yanlış. Tartışabilirsiniz. Ama o sonuçta, teşbihte hata oldu hocam yani, ya. Hırsızlıkla sonuçta, yani bir görüşme. Sonuçta orada hakikaten Binali Bey atlatılarak bir görüşme yapılmış ve bu bir takım avantajlar sağlamışsa bu ciddi bir sorundur. Bu ayrı bir sorun, bunu tartışırız. Ama Yargıtay'ın bir kararı var hocam. Ama aynı kişisel zamanda verileri koruma kanununa aykırıdır diyor, evet, bu tür. Evet, onu da ayrıca vermek tartışalım. Tabii o da önemli yani. Ben onu sizi yok sayalım demiyorum. Sizi tedirgin etmiyor mu mesela? Bu kamera yani görüntülerine kim ulaştı, sadece nasıl ulaştı? Bu alanla ilgili değil. Biri talimat mı verdi? Biri kendiliğinden yok, mi niye verdi? Niye gazeteciler ulaşırsa? Yok ya, çok ama basit ama ya. Ama bir gazeteci nasıl böyle bir çok şey talep ediyor? Çok basit Özlemciğim. The Marmara Oteli'ni işleten şirketin ticari faaliyetlerine baktığında o görüntülerin nasıl gittiğini görüyorsun. Evet, bugün çünkü gördüm. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sayısız ihale en almış. Büyük ihale alanlarından iş biri. Alanlarından biri. Ama bu normal şimdi bir şey Barış Bey. Hangisi nasıl normal? Türk İstanbul'un ihale en, almak en normal iyi, ihale alabilir ama İstanbul'un en iyi otellerinden birisi, hatta belki birincisidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi orayla birçok iş yapmıştır. Doğru. Yapmış panel işte yapıyor, o zaman ne organizasyon yapıyorsun? Yapıyor, konferans İstanbul yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yurt dışından misafirlerini ağırlıyor. İstanbul normal Büyükşehir bir şey Belediyesi'nden yani bu kadar çok ihale alınca o başka bir şey. Sen o görüntüleri A Haber'de ve Sabah Gazetesi'nde buradan buraya ulaşmanız şey değil. Bu sorunun sen de çok bunlar yakından tanıyorsun. Bu sorunun muhatabı AK Parti ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil ki siyaseten tartışılabilir. Tamam, Mahmut Övür. Mahmut Övür imzasıyla yayınlandı. Mahmut Övür yayınlandı. Bu soruları ona sormak lazım. Bir gazete, bir gazeteci ulaşmış. Bir gazeteci ulaşmış. Siz gazetecisiniz. Yani bu işi yıllardır yapıyorsunuz. Mahmut Övür'ün hangi bakana çok yakın olduğunu biliyoruz. Abi bu gazeteci yani bir şekilde bu gemi olayında da Mahmut Övür üzerinde çıktı. Mesela Abdullah Gül'ün katıldığı, oysa Abdullah Gül'ün katılmadığı falan çıktı ortaya. Yani Kılıçdaroğlu bir gemide görüşme yapıyor vesaire. O izleyicilerimiz hatırlamayabilir kimle görüştüğünü teknede. Evet. Rahmetli Tivnikli'nin oğluyla başsağlığı için görüştü. Orada Abdullah Gül'ün olduğunu da söyledi Mahmut Övür. Abdullah Gül'ün hiçbir şekilde olmadığı hiçbir da anlaşıldı. Şeyi yani yoktu. Evet. Yani bu görüntülere ulaşma bir gazetecinin, bakın doğru yanlış onu tartışmıyorum. Bu gazetecilikle ilgili midir değil midir bilmiyorum. Siz bilirsiniz bunu, anlatırsınız da. Ama bir gazeteci The Marmara Oteli'nde buluştu, bilgisini aldı diyelim. Siz bir gazetecisiniz. Oraya gitti. İşte oraya müdürüyle şey yaptı, görüştü. Bir şekilde ilişki kurdu. O görüntülere, varsa görüntü ona ulaşmaya çalıştı. Bu bir gazetecilikle ilgili bir faaliyet midir? İsmail Küçükkaya ilk günden beri takip edilmiş. Midir, değil midir? Bu İsmail Küçükkaya, bak söyleyeyim. Ama bu hükümetin, AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı'nın, neyse yani onun kurumlarıyla ilgili bir durum o değil. O zaman şöyle söyleyeyim. Öyle İsmail Küçükkaya ilk günden beri takip edilmiş. Nereden biliyor diyeceksin. Biliyorsun diyeceksin. Programın olduğu gece yine o çevrelere yakın o gazetenin bir muhabiri şöyle bir tweet attı. Efendim Ekrem İmamoğlu'nun verdiği cevaplardan ben İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu'nun buluştuğu düşüncesine vardım dedi. Bir gün sonra da o görüntüler çıktı. Tamam, yani en baştan İsmail Küçükkaya takip edilmiş. Bunun bilgisi yok, verilmiş. Ama bunlar o bakın, kadar kurgu ki Ekrem İmamoğlu'nu şahibi altında bırakalım derken aslında Ekrem İmamoğlu'nu yine mağdur ettiler. Barış Bey, takip edilen, izlenen, yani görüntüleri paylaşılan, kişisel verileri koruma kanununa aykırı bir şekilde görüntülerin sayfa sayfa yayınlandığı
bir dönemdeyiz. Bu şunu gösteriyor bakın. Hepimizi ilgilendiren bir şey. Hiçbirimizin özel hayatının bir güvencesi yok tamam, bu ülkede. Tamam buna katılıyorum. Hiçbirimiz. Kesinlikle öyle. Sayın Kılıçdaroğlu, bakın Sayın Kılıçdaroğlu. Bir tekneye gidiyor. Kalamış'ta 1000 kişinin içinden geçiyor zaten. O Kalamış'taki marinayı biliyorsunuz. Tamam, yanında evet. Divan kafe var. İşte birkaç balık restoranı var. Tamam. Oradan geçiyor. Biri de fotoğraflıyor. Biri fotoğraflamıyor işte. Fotoğraflıyor. Biri fotoğraflamıyor. Bit mi fotoğraflıyor? Güvenlik kamerasından alınan görüntü yine Sabah gazetesine servis ediliyor. Mahmut yani ana muhalefet bunu. Bakın ana muhalefet partisinin hayır, genel başkanı takip ediliyor. Güvenlik kamerasından çekilen güvenlik görüntüsü kamerası gazeteye servis değil. Ediliyor. Tepeden çekilmiş. Tepeden. Tamam tepeden çekilebilir. Tepe, o birisi tepene, çekmiş diyor. Orada tepe bir tek güvenlik kamerası var. Peki Mahmut yok. Övür'e de söz hakkı çıktı. Eğer katılırsa yayınımızı anlatır. Şöyle lütfen. Bir durum var. Ortada görüntü var. Net bir buluşma var. Kamuoyundan gizlenen bir buluşma var. Böyle kritik bir ya kamuoyundan niye gizli görüştüler? Dımarmara Oteli'nde insan nasıl gizli görüşüyor? Ama açıklanmamış. Onu demeye çalışıyorum. Açıklanmamış. Haberimiz yoktu. Yani haberimiz var mı? Ya orada 150 gazeteci yoktu. Var otelde zaten. Ne oldu? O hani niye kimse bir tane gazeteci söylemedi? Orada, o gazeteciler görmemiş. Ekrem İmamoğlu'nun zaten hayır. Orada basın toplantısı var aynı salonda. Her şeyi mi? Dımarmara'yı Öncal Uluç da söylüyor. Bakın doğru değil. Onların önünde oturup buluşmamışlar. Öyle olsa zaten birisinden biri tweet atar, yazar. Ertesi gün bir programda söyler, bir gazetesine haber verir. Az önce İsmail Küçükaya ile görüştüğünü gör. Kaç gündür kimse bir şey görmüyor. Ama İsmail Küçükaya bir gün sonra söylüyor zaten. Yok. 14 Haziran tarihli yayınında diyor ki ikisiyle de görüştüm. Telefonla peki, görüştüğünü söylüyor. Peki aynı şeyleri konuşuyoruz. Evet dönüyor dolaşıyor. Tartışma devam ama, edecek. Ben hocam da sıkıldı aklımda. Evet Ergin evet. Hoca'ya döneyim. Bugün Cumhurbaşkanı yabancı basın mensuplarıyla yaptığı bir konuşmada seçim anketlerinde manipülasyon olduğunu ve evet. Sipariş üzerine yapıldığını asıl anketin pazar günü yapılacağını söyledi. Şu anket meselesini de bir konuşmak gerekiyor. Yani Türkiye'de her şey çok ihtilaflı hale geldi yani. Ben kaotik ihtilaf diyorum. Futbol maçı ya. Bile o hale geldi. Enteresan bir şey bu. Yani kamuoyu araştırmalarının yapılması iyi bir şey, güzel bir şey. Ama ki AK Parti bu konuda evet, hani liderliği çok, ele almış bir evet, parti. Yani çok ciddi farklı şirketlerle AK Parti çalışıyordu ve Türkiye bu alanda çok ciddi bir mesafe de kaydetti yani. Kamuoyu araştırmaları konusunda. Fakat geldiğimiz noktada kamuoyu araştırmaları ciddi bir şey değiştirdi. Nasıl diyelim yani kimlik dönüşümüne mi uğradı, yönlendirmeye mi uğradı? Yani daha çok fazla angajman ilişkileri içinde siyasetin bir parçası, siyasi propagandanın bir parçası olmaya başladılar. Dolayısıyla kamuoyu araştırmaları artık objektif bir biçimde Türk halkının siyasi gelecekle ilgili, siyasi davranışlarla ilgili eğilimlerini anlamaya yönelik bir ölçme birimi olmaktan çıktı. Bunun ötesinde aslında siyasi propagandanın bir parçası oldu. Siyasi tanıtımın bir parçası oldu. Böyle bir şeye yöneldik. Bu problemli bir şey aslında. Katılıyorum. Dolayısıyla yani bir dönem mesela Erdem Tarhan mı? Soy ve adına karşı. Tarhan Erdem Bey. Türkiye'de çok saygın bir konuma sahipti yani mesela. Yani bütün AK Parti'ye karşı olan camiaya rağmen ki o camiaden gelmesine rağmen sonuçları kimsenin tahmin etmediği biçimde yani ortaya koymuştu, öngörülerde bulunmuştu. Onun şirketine bir saygınlık da kazandırmıştı aslında. Onun keşke devam edip gelseydi ama maalesef biz bakıyoruz ki kamuoyu araştırma merkezleri bu saygınlıklarını koruyamadılar. Neden? Objektifliklerini ama doğru bilenler de var. Yani bu ya bilmiyorum ne kadar doğru biliyorlar bunlar hakikaten. Yani ben eskisi gibi o şeye sahip değilim. O intibaya noktası sahip değilim. Noktası virgülüne yani. Kadar bilen var. Yalnız bir şey soracağım. Kamuoyu araştırmasında şu parti bu önde ya da işte falanca aday kazanacak gibi gerçeği yansıtmadığını varsaydığı bir çalışmayla bir siyasi parti nasıl zarara uğrar ya da nasıl fayda sağlar? Kamuoyu araştırmalarıyla mı? Evet. Şöyle zarara veya... Seçimlerden önce. Tabii şu şekilde uğrar. Bir biçimde insanların zihin dünyasına bu kamuoyu araştırmacısı bilimsel olarak ölçüyor. Dolayısıyla demek ki Türkiye'de veya İstanbul'da insanlar çoğunlukla buna yönelik bir tutum içinde bu bir sosyal etki dediğimiz faktöre yol açıyor. Sosyal etki çoğunluğun sahip olduğu tahammülü yansıtır ve çoğunluğun sahip olduğu bu tahammül
bir sosyal etki faktörü olarak insanları belli biçimde davranmaya yöneltir. Çoğunlukla insanlar çoğunluğun yanında, kudreti olanın yanında, kazanacağın yanında yer almak isterler. Bu çerçevede bir sosyal etki yönü var bence kamuoyu araştırmalarının. Özellikle de çalışmalarıyla saygınlık oluşturmuş olanlar için bu daha da etkili olabiliyor. Sanırım siyasi partiler de bundan... Hükümete yakın bazı kamuoyu araştırma şirketleri de daha önceden 31 Mart'ta da yaptı açıklamalarını, işte 1 puan, 2 puan neyse falanca parti önde diyiverdi. Onlar da aynı şekilde bence yine AK Parti'nin, muhafazakarların kamuoyunu kazanmaya yönelik güdüleyen sonuçlar ürettiler yani. Zaman içinde onlar da bu saygınlığını kaybetti. Zaten şöyle bir laf var. Erdoğan Bey de ifade etti. AKP'ye yakın kamuoyu araştırma şirketi. Mesela değil bence. Hakan Bayrak, kamuoyu araştırma şirketi fotoğrafı objektif bir şekilde çıkarttı. Hayır, sadece AK Parti'yi çalışıyordu. Sadece, milli görüş anlayışından geliyordu. Ama gelen gruplar yani. Sadece ama AK işte Parti'ye çalışıyorlar. Sorulara falan da yansımaya başlıyor. Doğru, onlar bence AK Parti'nin siyasi eğilimlerini pekiştirmeye yönelik bir boyutu taşıyorlar. Aynı şey CHP kanadında da vardı. Yani ismini söylemeyelim tekrar. Somer miydi, Sonar mıydı? Hakan Bayrakçı, Taran Erdoğan. Söylemeyelim çünkü onlar kendilerini CHP'yle ilan etmedi yani. Dolayısıyla CHP'ye yakın olan, onlarla birlikte çalışanlar da seçim öncesinde açıklamalarda bulundular ve seçimde sonuçlarıyla hiç yakınlığı olmayan bir takım veriler sunmuş oldular. O nedenle Türkiye'de genel anlamda istisnai olabilir, kamuoyu araştırmaları iyi sınav vermedi yani hakikaten. Ama şimdi de hocam, Sayın Cumhurbaşkanı haklı olarak diyor ki bu bir şeydir diyor. Bunları eleştiriyor. Bence orada yabancı basın mensuplarıyla görüşmesinin şöyle önemli bir yönü var. Uluslararası basında özellikle İmamoğlu'na yönelik çok ciddi anlamda farklı bir algı üretimi var. Yani ben özellikle önceki gün baktım. New York Times'a baktım. The Guardian'a baktım. Bunlara baktığınız zaman İmamoğlu bir İstanbul belediye başkanı adayı değil de Erdoğan'ı yerinden edecek veya iktidarı yerinden edecek yeni bir liderin doğuşu biçiminde bir şey var. Bir algı üretimi var, bir bilgi sunma var. İşte yeni bir yıldız doğdu. İşte AK Parti iktidarı sarsacak bir lider doğuyor. Bu çerçevede bir şey var, bir bilgi üretimi var. Uluslararası basının yaptığı bu çalışmalar sanırım Cumhurbaşkanı da dikkatini çekmiş olmalı ki onları çağırdı. Ve onlara kendisi hakkında bilgi vermek istedi. Bilgilendirmek istedi. Yani benimle ilgili bilgiyi başkalarının üretimi üzerinden okumayın. Benimle ilgili bilgiyi doğrudan benden okuyun. Benimle görüşerek, benimle konuşarak, bana soru sorarak. Bence bu toplantının böyle de önemli bir boyutu ama var. Ama toplantıda önemli bir şey daha oldu. Evet. Sayın Erdoğan yabancı medya kuruluşlarına seslenirken tüm televizyonlarda canlı yayınlandı. Yabancı gazetecilerin soru cevap kısmına geçilince basına televizyon kapatın. Yayını birdenbire sonlandırıldı ve kameralara kapalı yapacağız denildi. Belli ki yabancı gazetecilerin Erdoğan'a soracağı soruların Türkler tarafından duyulması istenmedi. İki, Sayın Erdoğan'ın anketlerle ilgili söylediği şey. Ona ben bir, beni, onu ben bir de sordum. Bunu söyleyeyim hemen bırakayım. Tamam, beni bugün çok umutlandırdı, daha da umutlandırdı. Niye? Çünkü Sayın Erdoğan 31 Mart seçimleri öncesi de anketlere inanmadığını söylemişti. Evet. İnanmadığı anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara, Antalya, Adana, Mersin, Ardahan ve Bursa'yı ve İstanbul'u aldığı görülüyordu. Bursa'yı çok kritik bir oyla kaybettik. DSP'nin aday çıkarması yüzünden çok az bir oyla kaybettik. 40 bin oy gibi Bursa için ciddi sayılmayacak bir oyla kaybettik. Sayın Erdoğan o anketlere de güvenmiyordu. Bugünkü anketlere de güvenmediğini ve manipülasyon yapıldığını söylüyorsa... Ekrem İmamoğlu'nun pazar günü seçileceği artık %100'dür diyebilirim. Bu ben de sordum çünkü Barış Bey söyledi. Yabancı gazeteciler soru sorduğunda kesildi. Bunu önceden belirlemişler metot olarak. Yabancı gazeteciler sorularını daha rahat, daha özgür bir ortamda konuşsunlar. Çünkü bu televizyonlarda yayınlanacak, insanlar izleyecek. İstedikleri soruları soramayabilirler. Yabancı bunu insanlar ve Türkiye'de işte sokaklarda gezen insanlar bunlar nihayetinde.
böyle bir hassasiyetle... Her an ajan olabilirler yani. Yok yok, böyle bir hassasiyet. Ajan ilan edilebilirler. Kendileri olabilir. Onlardan da gelen bir şey de var. Bunu beraber kararlaştırmışlar. Daha özgür. Çünkü canlı yayında yaptınız mı bambaşka. Bir anda ülkenin gündemine de oturursunuz. Bunu kullanırlar. O hedef olur, bir şey olur. Biri evet. kendini bilmez, biri yolda bir şey yapar. Yani bunlar hep güvenlikle ilgili de bir boyutu da var. Karşılıklı bu konuda anlaştıklarını öğrenmiştim. Ben de sordum ya ne gerek kendilerini var. Kendilerini bilmeyen bazıları, bazı gazeteci arkadaşlara yaptı zaten. Tabii yapılıyor, bunlar da var. Bir de en bunlar yabancı. Bir de tabii gazeteciler şunu görüyorlar. Türkiye'de gazeteci dövmek serbest hale getirildiği için aman başıma bir şey gelmesin. Öyle bir dil kullanmayalım. Görüyorlar da. Sabahattin Önkibar ama, dövüldü. Evet. Yavuz Selim Demirağ dövüldü. Geçen ay 5 gazeteci saldırıyor. Bunun kesilmesini ya buna eleştiririz. Ben onu anlattım. Ama nedeni. Serbest hale geldi demeyelim buna. Yani. Ya ama hocam şimdi cezasızlık nedir? Serbest hale getirmek. Tamamını tahliye ediyorlar. Cezasızlık hukuki bir kavram. Bu cezasızlık. Sadece, Sabahattin Önkibar'ı evinin önünde dövüyorsunuz. Yavuz evet. Selim Demirağ dövüyorsunuz. Kamera görüntülerinde var. Yavuz Selim Demirağ'ın evinin 15 metre ilerisinde karakol var. Tam 15 metre. 15 evet. buradan bunları kimse tasvip etmiyor. Kimse gelmiyor. Şimdi bunları... Ama siz bu gazeteciler dövüldükten sonra Adana'da bir gazeteci ayağından vuruldu. Antalya'da bir gazeteci arkadaşımız evinden çıkarken saldırıya uğradı. İdris Özyol. Bunların tamamı tamamı serbest kalınca artık serbest hale gelmişler. Bunlar eşkıyalık. Bunlar çok yanlış. Hakikaten yani ben hiçbir zaman o... Bahsettiğiniz özellikle Sabahattin Önkibar vesaire Yeni Çağ mıydı? Yeni Çağ, Yavuz Selim Demirel. Ya onların görüşlerine hiçbir zaman katılmıyorum, tasvip etmiyorum ama ben onlara yapılanın yanlış olduğunu da söyledim, tweet attım. Dolayısıyla bunlar yapılan bu şeyler yani Türkiye'de gazeteciliğe yönelik bu şeyler, şiddet yani bu. Çok büyük yanlışlık. Hukuk bunun üzerine gitmeli yani. Bu gidilmezse bunun üzerine. Daha önce mesela Karar Gazetesi'nin yazarlarıyla ilgili de bir takım şeyler oldu. Farklı durumlar söz konusu oldu. Bu Türkiye için çok kötü bir şey yani. Bu arada, demokrasi için, hukuk için kötü bir şey bu. Önemli bir son dakika var ama arkadaşlarım sanırım bakarlar Anadolu Ajansı'ndan geçmiş. Şimdi ben detaylarını da soruyorum dövdüler. Arkadaşlar. Anadolu evet. Ajansı'nı Twitter mesajından öyle tahmin ediyorum. Evet. Kötü bir şey yok mu? Abdullah Öcalan sitelerinde de paylaşmışlar. Abdullah Öcalan'ın İstanbul seçiminde tarafsızlık çağrısında bulunduğu yönünde. HDP'ye tarafsızlık çağrısı. HDP'ye. Çok ilginç. Kürt seçmenlere. Çok acayip. Sanıyorum çok tartışılacak bir konu. Bugün Okan Müderrisoğlu yazmıştı sabahtaki. Acayip bir şey. Bir aydır zaten uğraşılıyordu bu mesajı vermesi için. Bir aydır. Çok önemli bir şey bu gelişme. Ama şunu söyleyeyim. Hiçbir etkisi olmaz. Hiçbir etkisi olmaz. Yani bu kadar net yani ben düşünmüyorum. Ben bir biçimde yıllardır yani PKK'yı kuran, HDP'yi etkileyen, ondan sonra cezaevine girdikten sonra çözüm süreci için önemli bir takım adımlar atan, PKK silahlardan vazgeçsin, son toplantısını yapsın diyen, Türkiye'nin işte bu 2013 yılında Nevruz, daha ki mektup vesaire o açıklamaları düşündüğümüz zaman hala bence HDP üzerinde de ciddi bir etkiye sahip Abdullah Öcalan. O nedenle HDP'nin seçmeninin davranışlarını yani %100 elbette etkilemez ama ciddi anlamda seçim sonuçlarını AK Parti'nin lehine etkileyecek biçimde de bence bu konuşma önemli o açıdan. Sandalye hocam bu Abdullah yani. Öcalan eğer bu çağrıyı yaptıysa yanındaki evet. iki hücre arkadaşıyla birlikte, ıslak imzayla birlikte bunu avukatlara teslim evet. ettiyse, bu da yarın evet. kamuoyuna yansırsa, tabii. şundan emin olun ki Abdullah Öcalan'ın çağrısı İstanbul seçimlerinin seyrini değiştirir ve Ekrem İmamoğlu daha kesinlikle. Büyük farkla kazanır. Yok. Göreceksiniz. Olmaz. Göreceksiniz. Kesinlikle çünkü olmaz. HDP seçmeni o kadar kararlı ki, Selahattin Demirtaş zaten bunu gördüğü için dün ne yaptı? Yani, mahkemeye çıkarken CHP'ye oy verin diye. Yani Demirtaş mahkemeye çıkarken. Onu söyledi ama Demirtaş'ın ötesinde Abdullah Öcalan'ın öteden beri ciddi bir şeyi var. Etkisi var bu kamuoyu üzerinde. Artı İmamoğlu'nun yani HDP o kadar Demirtaş destekliyoruz falan demesine rağmen Kürtlerle ilgili Kürtlerin adını bile anmaktan çekinen somut şeyler de söyleyemedi. Yani AKP'nin açıkçası. Bugün ne yapması lazım biliyor musunuz? Yani. Ben AKP'nin yerinde olsam, fantazi olarak söylüyorum. Eğer bu açıklama varsa şey çok yeni bir başlangıcı şimdi, da anlatır bu yani. Şöyle editör arkadaşım Gizem, Yeni Şafak'ın
haberi geçti, paylaştı mı? Haberi paylaştığını söylüyor ve şu evet. ifadeyi verdi önüme. Terörist başı Öcalan, iki nokta üst üste tırnak içinde, HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır açıklamasında bulundu. Az önce ben sordum, çünkü çok önemliydi, bir Barış ifade oldu. Etmeden önce Anadolu Ajansı bunu evet. nasıl geçti diye. Ne demiş? Bir cümle olarak geçiyor ve sitelerinde de kullanıyorlar. Gizem, haber olarak geçti mi Anadolu Ajansı? Onu da lütfen söyleyin abonelerine. Tweet atmış evet. ama Anadolu Ajansı. Geldi şu anda görüntü. Abonelerine haber olarak da geçti. Bir kez daha söyleyeyim. Terörist başı Öcalan, Yeni Şafak'ın geçtiği şekliyle, HDP'de vücut bulan demokratik ittifak anlayışı güncel seçim tartışmalarına taraf ve payanda yapılmamalıdır açıklamasında bulundu. Evet, yani HDP'nin şey içine yönelik bir mesaj bu. Şeyi açısından, demokratik ittifak dediğiniz HDP'nin içerisindeki ittifaktan bahsediyor. Enteresan bir şey. Çünkü şimdi şöyle, HDP'nin içerisinde işte Kürtler var elbette. Yani Kürt seçmenler var. Bir de elbette Türk ve Türk soluğu içerisindeki seçmenler var. Zaten eş başkanlarından biri Türk solundan gelen. Sezai Temelli. HDP'de gerçekleşen ittifak seçimde taraf tutmamalıdır gibi Türkçe işte, evet, yani meali orada ben çünkü bir ittifakın algılıyorum. Diğerini bir yere çektiğini herhalde söylüyor. Yalnız, enteresanmış. Yalnız az önce Barış'ın söylediği şeyi de beklemek gerekir gerçekten. Avukatlarının yapacağı açıklama, yani Öcalan'ın imzasıyla yapacağı açıklamanın satır aralarına bakmak gerekiyor. Öcalan bir aydır buna ikna edilmeye çalışılıyordu. Hmm. Çok detayına girmeyeyim. Burada AKP'nin yapması gereken şey şu. HDP'ye tırnak içinde terör örgütü PKK ile bağınızı kesin demiyor muydu? E şimdi birdenbire Öcalan açıklama yapınca şimdi Öcalan'ın çağrısına uyun diyecekler. Hmm. Yani yok, bu da ayrı hocam. Bir paradoks. Öyle bir şey denmez. Göreceğiz. Yani. Bugün iktidara siyasi yakın... Siyasi olarak hata olur. Yani böyle stratejik hata yapmaz. İktidara yani. Yakın bir gazetenin zaten yazarı Okan Müderrisoğlu, ada artık konuşsun, adadan hala tarafsızlık çağrısı gelmedi mi diye bugün zaten yazdı yolunu Sabah gazetesinde. Yani bir aydır zaten buna uğraşılıyordu. Belli ki. Ama bir şey var, yani Demirtaş'la Öcalan arasında bir davranış farklılığı var bence. Mesela çözüm sürecinin sonlarına doğru Öcalan artık PKK silahlarını bırakmanın son toplantısı, kongresi yapsın dedi, diye açıklama yaptı. Demirtaş bu açıklamanın üzerine çok tepkili tutumlara yöneldi. Nitekim Kandil'den de bundan hoşnut olmayan bir takım açıklamalar gelmişti. Şimdi evet. Tabii böyle bir farklılaşma var. Kürt siyasetinin içinde de evet. farklı fraksiyonlar var muhakkak evet. ki. Gezi'de de bir şey yapmıştık. Çok kısa hemen onu da hatırlatayım. Gezi'de ilk başladığı zaman olaylar Öcalan görüşmesi olmuştu. Öcalan evet. Katılmaması yönünde Kürtlerin bu şeye HDP'nin en azından. Katılmaması evet. yönde yani o minvalde diyelim bir çağrısı olmuştu ve bu karşılık ama bulmuştu. Ama Gezi'nin üstünden çok sular aktı. O ayrı. Kürt hareketinde. Ayrı. Özlem. Benzer kaç bir şey var kaldı? Ama durumda. Bilmiyorum. Yani 3-4 dakikamız kaldı herhalde. Yani net olarak saati açıklanmadı henüz ama şu dakikalarda her an başlayabilir. Yayını başlayabilir. Birincisi AK Parti ve paydaşları kampanya aklını önemli ölçüde kaybetmiş gözüküyor. Onların en güçlü kampanya aklı Erol Olçok'tu, rahmetli Erol Olçok'tu. Gerçekten de ben onun vefatından sonra yaptıkları bütün siyasi kampanyalarda onun yokluğunu ciddi anlamda hissediyorum. Çünkü Erol Bey her şekilde kendi seçmeniyle bağ kurmayı başarabiliyordu. Ya Erdoğan'a kasıtlı ve bilerek bir grup hata yaptırıyor, başladı mı? Özlem, sözünü kesiyorum ama tabii haber gruplarındaki tartışmalara da bakıyorum. Haber Global Haber Merkezi'ndeki. Bu yapılan açıklamaların resmi olmadığı, resmi açıklamaların beklenmesi gerektiğinde ve haberin asılsız olduğu yönünde de bir takım bildirimler var. Tamam, tamam. Ancak bunu söyleyenler de bir yönlendirmede bulunuyordu. Teyit edilmeye muhtaç. Anadolu Ajansı geçmiş olmasına rağmen. Peki. Erol Olçok'un yokluğunda gerçekten de hem Sayın Erdoğan hem kurmayları birkaç kampanyadır çok ciddi hatalar yapıyorlar. Bilerek mi yaptırılıyor bu hatalar? Yani bu beka söyleminden başlayarak vitrin süsü lafına, azgın azınlığa gelene kadar bunların tamamı kabul edelim ki Sayın İmamoğlu'na artı puan olarak dönen söylemler. Yani benim aklımda bir şüphe var. Bunlar bilerek ve isteyerek mi Sayın Erdoğan'a ve ekibine yaptırılıyor yoksa gerçekten Sayın Erdoğan'ın
seçim böyle kazanılır yönünde güçlü bir fikri var ve o yüzden mi ilerliyor? Erol Olçok'un yokluğunu onlar da hissetmiş olmalılar ki Binali Yıldırım'ın son kampanya filminde Erol Olçok net bir fotoğraf olarak o filmin içinde var hatırlarsanız. Bir fotoğrafı var, ona hitap ediliyor. Tabii bunda Nihal Hanım'ın attığı sert tweetlerin de payı olabilir. Fanatizmden Türk siyasetini kurtaramadığımız sürece, genel olarak Türkiye'yi fanatizmden kurtaramadığımız sürece galiba kimsenin hayrına bir gelişme yaşanamayacak politikada. Siyasetsizliğe özlem duyuyorum gerçekten de. Çünkü biz her konuyu çift taraflı olarak alıyoruz. Yeni Şafak'ın bu teyide muhtaç Anadolu Ajansı'nın haberinde Barış'ın da söylediği gibi terörist başı Öcalan diye iki nokta üst üste bir açıklamadan siyaseten oy devşirmeye çalışmayı da çok çelişkili buluyorum doğrusu. Yani Kürt toplumu açısından da Türkiye'de yaşayan Kürt kökenli vatandaşlar açısından da oturup bir düşünmek lazım herhalde. Yani sıfatı terörist başı olan ve uzun zamandır tek başına tecritte tutulan ve devletin kontrolünde olan bir kişinin açıklamaları mı onların sorunlarına bir çözüm getirecektir? Yoksa senelerdir yasal bir siyasi parti olan HDP'nin bugün mecliste yer alan siyasi temsilcileri ve onun lideri olarak Selahattin Demirtaş mı? Benim fikrim şu, Türkiye'de İstanbul bir siyasi kırılmaya merkez olacak ve bu siyasi kırılmada bir grubun gittiğini ve yeni bir kuşak siyasetçinin geldiğine tanık olacağız. Bu hatırlarsanız Samsun'daki Bandırma Vapuru'nun üzerinde yan yana dizilen siyasi liderlerin döneminin kapandığını düşündüğümü söylemiştim. Hala aynı fikirdeyim. Mümkün olsa Sayın Öcalan'ı da o fotoğrafa ekleyebiliriz. Yani şey anlamında, mecazi anlamda söylüyorum. Onun da devri kapanmıştır bana sorarsan. Bundan sonra Türk siyasetinde İstanbul merkez olmak üzere Türkiye'nin, yani benim oğlumun yaşayacağı, başka işte hepimizin evlatlarının yaşayacağı, bu genç nüfusun yeni yüzüyle hazırlanacağı bir Türkiye'de Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş, faaliyetlerini çok hızlıca sürdürmeye devam ettiğini duyduğumuz Ali Babacan gibi, yani bir kuşak yenilenmesi olacak bence Türk siyasetinde ve Öcalan da burada pase, yani devrini tamamlamış. Zaten bir siyasi lider değil. Ne olduğunu Yeni Şafak kendisi yazmış. Terörist başı olarak bence. Hayır, hani bir de PKK CHP'yi destekliyordu falan, ne oldu? Anadolu Ajansı'ndan gelen bir cümleyi daha yine Gizem önüme koydu. Okuyorum. Terörist başı Öcalan, Demokratik İttifak'ın önemi ikilemlerle kendini angaje etmemesi, seçimlerdeki tarafsız çizgisinde ısrar etmesini şeklinde bir açıklama. Biz niye bir terörist başının açıklamalarını siyaseten bir kriter olarak alıyoruz? Etkiliyor çünkü. Yani şöyle, tabii ben anlamıyorum ki, gerçekten. Şöyle bir durum var. Bir yerde temenniler var, bir yerde gerçekler var. Yani etkilemez denilebilir ama gerçekte etkileyecektir. Az çok etkiler şimdi anlamda. Şöyle etkileyecek. Şimdi Demirtaş'ın son yaptığı açıklamalar, seri açıklamalar, vurgular sürekli muhtemelen işte Barış Bey de söyledi. Bu konuşulan bir şeyse muhtemelen biliyordur zaten. Bunun önünü almak için, yani Öcalan'ın bu açıklamasının önünü almak için yaptığı açıklamalar anlaşılan. Bu da içeride bir yarılmaya da sebebiyet verebilir. Yani bunun HDP içerisinde bir yarılmaya, yani Öcalan kendisine bir şekilde daha yakın gören, onu lider olarak kabul eden bir yapı var içeride. Bir de işte daha çok Demirtaş ve Türk solundan da kesimlerden daha farklı, CHP'ye yakın, farklı kesimlere yakın, yani sol ve Türk soluna daha yakın bir kesim var. Dolayısıyla burada da bir yarılma da olabilir. Yani işte zaten bahsettiği o ittifak dediği, içerideki o ittifakın kendi içerisinde bu ikili yapıya, yani işte iki ittifaka, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı, evet, hayır vesaire gibi, bunların içerisinden daha farklı, daha yukarıda bir makro herhalde, bir siyaset, daha farklı bir çizgi izlemeleri gerektiğini söylüyor. Şimdi seçimler öncesinde de hep şunu hatırlayın, 7 Haziran döneminde de vardı, daha önceki dönemlerde de vardı. Yani koalisyon mesela gündeme gelmişti hatırlarsanız, HDP'nin koalisyon ortağı olma durumu 7 Haziran seçimlerinden sonra. Böyle bir durum da söz konusuydu. İşte CHP, MHP, HDP gibi. Kimseye kapılarınızı kapatmayın, görüşmeler yapın diye uyarı geldi HDP, hatırlaysanız o dönem. Yani hem Kandil'den geldi hem Öcalan'dan geldi. Şimdi bu süreçlere baktığınız zaman içerideki yarılmanın, HDP'nin içerisindeki bir kırılmanın da şeyi, öncüsü olabilir. Ama esas mesele ne? Seçim dediğiniz şey halk, yani vatandaşlar, seçmen kitlesi. HDP'nin seçmen kitlesiyle
HDP'yi yöneten kesimin arasındaki bağ, ilişki ya da özümseme, benimsemenin durumu ne durumda? Bununla ilgili yazıp çizen, araştırma yapanlar varsa okumak lazım aslında. Çok önemli. Ben dün çok sayıda HDP'li ile konuştum. Çünkü burada bakın, hı hı. Öcalan konuşmadığı durumlarda elbette ki HDP yöneticileri, Demirtaş'ın ağırlığı var. Ama Öcalan tabii. Konuştuğu durumlarda mesele değişiyor. Çok farklılaşıyor. 2005 yılında başka kamuoyu araştırması yani. Yapılmış. Tabii 2005'ten değiştir. Bugüne çok şey değişti ama. Şey söyleyeyim hocam, dün çok sayıda yani, HDP'li ile konuştum sabah saatlerinde. Dedim ki Öcalan'dan bir çağrı gelse seçime katılmayın diye ne olur? Evet. Vallahi HDP'lilerin söylediği şey şuydu. HDP seçmeni Ekrem İmamoğlu'na oy vermeye karar verdi. Bu tür açıklamalar hem inandırıcı olmaz hem de hiçbir etkisi i̇şte olmaz. İşte hangi kesimden? Yani HDP'nin içindeki hangi ittifak? Hiç önemi yok bunun. Şimdi var bakın, var bak. Siyasal elitlerle var. Normal taban aynı bakmayabilir yani. Evet. O siyasal elitler tabii daha... Siyasal elitler, bakın emin olun ki siyasal elitler politik davranır. Yani. Taban politik davranmaz. Ya taban politik davranmaz. Tabii. Taban gider. İşte politik davranmaz. Aynen öyle. İşte politik o yüzden de yani. Oyunu verir. İşte bu etkili hayır, isimlerden politik davranmadığı için. Bilal Bey'e verir. Siyasal tabii yani... Sandığa elitler diyor, tarafsız olun diyor. HDP'nin çıkan sonuç bir, sandığa gitmemek. Bir Twitter mesajı var HDP'nin. Önümde gördüğüm şekilde okumaya çalışacağım. Evet 6 dakika önce gibi evet. Geliyor. Ya da ben şöyle yapayım, Gizem bunları kontrol etsin. Evet. Ben ondan sonra bir kez daha bakayım. Evet. Ben de çünkü, bir yandan bakıyorum ama. Çünkü... Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte sosyal medyaya altını çizerek vurguladığı ifadeler aslında buradaki kara propagandaların bir. İki, mesleksiz bir takım iddiaların ya da tabii. Kirlilikten kaynaklanıyor ve insanların sinirini bozuyor. Dolayısıyla bir daha check etmek gerekir. Ya da HDP bununla ilgili bir açıklama yapacak. HDP'nin resmi hesabı. Evet. Şurada var. Yok. 7 dakika önce paylaştılar. Hı hı. Yani bu arada Rütük açısından, imzalı mektup da paylaşıldı. Rütük açısından da herhangi bir sorun yok. Şunu söylüyor HDP Genel Merkezi, tam 8 dakika önce paylaştığı tweette ve bu tweette HDP'nin cevabı olarak kamuoyunda şu anda Twitter'da tartışılıyor ki HDP doğa talanına, rant çarkına ve insan kayırmacılığına karşı 23 Haziran'da oylarımız demokrasi, barış ve özgürlükleredir. İstanbul'u rant cennetine çevirip palazlanmak isteyenlere dur de, bir daha söyle İstanbul demişler. Bu da 8 dakika önce bu tweetin atılması da bence tırnak içinde söylüyorum manidar. Şeyde HDP'nin tavrını gösteren bir tweet. Öcalan'ın mektubu ulaşmış, basın mensuplarıyla paylaşılmış. Evet. Yani bende de var ama hani bu yayında okumakta belki şey değildir. Sizin açınızdan sorun olabilir, bilemiyorum. Ben de bilmiyorum, şöyle bilmiyorum. Yani yasal bir şey olmasın. Hayır, şu açıdan bilmiyorum. Selahattin Demirtaş da türlü şeylerle yargılanıyor. Bir tanesi sanıyorum terör örgütü liderini övme suçundan. Kimdir? Ama belki bu mektup şimdi böyle bir şey de eğer gerçek bir mektupsa, herhalde. İmzadan geçmişse, cezaevinin onayından da geçtiği için suç teşkil etmiyor. Okumamı isterseniz. Yayınlanması, okunması. Şimdi size vereyim, siz okun. Hayır, şimdi arkadaşlarım önüme koyacaktır. Belki eminim. Yani izleyicilerin, kamuoyuna. Aynen, kamuoyuna. Hani izleyicilerin bilgilenmesi açısından belki sizin için faydalı olur. Biz yine olur de diye. Resmi açıklamayı 18 bekleyelim. 18 Haziran diyor, 2019. Abdullah Öcalan imzalı olduğu söylenen bir mektup dolaşıyor. Fakat olayın... Çok enteresan yani. Çok ilginç bir makro siyasi bir şey çizmiş burada. Ciddi bir siyasi kırılma. Enteresan. Bölgesel ve küresel sorunların yoğunlaşacağı, artacağı bir devrede üçüncü yolda devam etmenin daha anlamlı olacağı gibi bir şey. Yani üçüncü yol. Yani tarafsız kalın, sandığa gitmeme yönünde bir çağrı bu. Yani sonuç, pratik sonucu HDP seçmenine sandığa gitmeyin çağrısıdır bu. Yani yaptığı çağrı bu görünüyor. Mektubun tamamı zaten size de ulaşmış. 1,5 sayfalık bir metin imzalı. El yazısıyla. El yazısıyla yazılmış bir metin. MHP'nin tavrı ne olacak mesela? Şimdi bugün mesela Sabah gazetesi açıkça Öcalan'a çağrı yaptı. Adadaki bu mektup artık gelsin dedi. Okuyamayanlar internetten girip Okan Müderrisoğlu'nun yazısını bulabilirler Sabah gazetesinden. Şimdi düşünün, AKP İstanbul seçimlerini kazanabilmek için Öcalan'ın bu mektubunu bekliyordu. Sayın Bahçeli acaba ne diyecek şimdi? Hakikaten merak ediyorum. MİT'li adaya seçecek. Milliyetçiler ne diyecek? Dün, bakın dün
bu ülkede çok korkutucu bir şey, dehşet verici bir şey yaşandı. İyi Parti'nin kurucularından eski bir ülkücü 20-30 arkadaşıyla Ekrem İmamoğlu'na destek verme açıklaması yaptığı için kafası gözü Beylikdüzü'nün ortasında kırıldı. Şu anda hastanede. Bunlar evet. Niye? Efendim milliyetçiler. Çok yanlış bunlar. Ekrem İmamoğlu'na destek veremezmiş. E peki milliyetçiler şimdi Öcalan'dan medet mi umacak? Ama milliyetçiler de şimdi kendi içinde ciddi bir farklılaşmaya gittiklerini görüyoruz. Yani İyi Parti ve MHP etrafında farklılaştılar. İşte Ekrem İmamoğlu'na yönelenler var. Cumhur İttifakı'na çoğunlukla gidenler var. Dolayısıyla topyekün, homojen bir milliyetçi siyasal yapı düşünmek zor yani artık. Ama yani 40 kişi bir araya gelip gazete ilan veriyor. Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğiz diye adamın her tarafını darmadağın ettiler. O davranışı kesinlikle tasvip etmiyorum. Her tarafını. O bir cinayet yani. Orada bir eşkıyalık yani var. Biz böyle mi seçime gideceğiz? Yani bunu savcılar üzerine yani gitmeli bu olayın. MHP yöneticisi o mektubu, bakın MHP yöneticisi o mektubu yayınlıyor Twitter'da ve diyor ki bu mektuba imza atanlara ya kan kusturacağız. Ya tam susturacağız. Yani bunun ne vatanperverlikle alakası olabilir, ne hukuk devletiyle. Doğru değil bence yani. Bu Türkiye'nin de çok aleyhine olan bir davranış yani. Aslında milliyetçiliği eğer o insanlar geçen yine Akit Gazetesi'nin işte muhabir sunucusu. Çocuğunun gözü önünde. Çocuğu 6 yaşında. Evet o da kabul edebilir. Babamı bırakın beni öldürün diye bir şey söylemiş. Kanım dondu. 6 yaşındaki çocuğa bunu yaşatmak. Yani hakikaten bütün burada, bunların tamamına ne gerekiyorsa yapılmaz. Hayır onu ben açıkça mesela kınadım. Gönül isterdi ki, Yavuz Selim Demirağ, Sabahattin Önkibar, İdris Özyol ve diğer arkadaşlarımız dayak yediğinde de bunları herkes ben kınasın. De kınadım. Ülkenin bu çifte standarttan kurtulması lazım. Kayır ekseriyet insanlar bunları kınıyor. Kınamayan kesimleri yani seninkini hani o bendendir kınayayım, o ondandır kınamayayım diyen insanlar azınlıkta biz onları esas almayalım. Kayır ekseriyet bu şeyleri, şiddet eylemlerini kınıyor. Bizim muhatabımız, bizi esas alacağımız kesimler de onlar olmalı ki çoğalsınlar. Anladın mı? Yani diğerlerini hiç esas almamak lazım. Benden olan dövüldüğü zaman ses çıkarayım, karşı tarafı dövdüğünü ses çıkarmayayım diyenleri hiç umursamamak lazım. Yalnız şimdi bu konuda HDP'nin çelişkili tabii olduğunu düşündüğüm bazı durumlar var. O da şu, Anadolu Ajansı'nın ifadesine göre doçent doktor Ali Kemal Özcan İmralı'da görüşmüş. Ali Kemal Özcan... Tunceli Ali Nihat Özcan olabilir. Hayır canım Ali Kemal Özcan tanıdığım bir arkadaş. Evet. Tunceli'deki üniversitede sosyoloji bölümünde doçent, öğretim üyesi. PKK üzerine İngiltere'de ilk önemli çalışmayı yapan, uluslararası düzeyinde çalışma yapan birisi. Evet ve bunun üzerine Kandil'in ölümü şeklinde bir kitabı vardı zannediyorum. Ancak... Tunceli Üniversitesi Ali Kemal Sosyoloji Bey de bölümü. Sürekli şeyi eleştiriyordu. Kandil'i ve HDP'yi eleştiriyordu. Öcalan'ın farklı bir arayış içinde olduğunu vurguluyordu bu. Peki Abdullah Öcalan avukatı da olmayan birisi aracılığıyla bu mesajları iletir mi bilemiyorum ama öyle zannediyorum ki mesajı gönderdiği siyasi parti ya da yandaşları bu konuda bir açıklama yapacaklardır bilmiyorum. Bir hatırlatmada bulunalım. Şurası vaka ki çok önemli bir gelişme ve üzerine çok önemli. Bir hatırlatmada bulunalım. Şu anda televizyonlar inanılmaz izlenmeye başlandı. Onu fark ediyorum. Referandum döneminde Selahattin Demirtaş'a AKP'li bir bakan Öcalan'ın İmralı'dan el yazısıyla yazılmış mektubunu getirdi. Bunu Selahattin Demirtaş mahkemede de anlattı. Mahkemenin tüm kayıtlarına da geçti. Ne diyor o zaman Öcalan? Yine tarafsız olun diyor. Bu 2016 referandumunda hatırlayın. Yani evet hayır olarak adlandırılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş referandumunda. 16 Nisan'da. Hı hı, evet. Ve Selahattin Demirtaş AKP'li bakana bu mektupta yazılanları kabul etmeyeceklerini, taraflarının çok net olduğunu söylüyor. Şimdi bu bir siyasal duruştur, siyasal iradedir. Evet. Yani HDP o gün duruşunu aslında ortaya koydu. Kamuoyuna açıklandı mı o mektup? Yani AKP'li bakanlar getirdiler. Yani konuşuldu o zaman hatırlayın. Google'da da var zaten. Tamam. Öcalan'ın mektubunun az önce internete düşmesinden sonra, tam 8 dakika sonra HDP'nin İstanbul seçimlerine ilişkin tweet atması, HDP yönetiminin ve HDP tabanının
Öcalan'ın bu çağrısını değerlendireceğini ama uymayacağını gösteriyor. Pazar akşamı da bunu hep birlikte göreceğiz. Yok, taban değil de yöneticiler değil. Efendim, ayrı. Taban, bakın değil. Taban kilitlenmiş. Taban politik davranmaz. Temenni değil yani. Taban politik davranmaz derken şunu kastettim. Taban profesyonel siyasetçiler gibi davranmaz anlamda söyledim. Profesyonel tamam, siyasetçinin seçilmeme kaygısı vardır. Zaten parti yönetimiyle ters işte düşmeme kaygısı vardır. Taban gider, Ekrem İmamoğlu'na oyunu verir ve HDP yönetimi de bence yarın muhtemelen toplanır, bu mektubu değerlendirir. Ondan sonra da aynı tavrını sürdürür. Şundan emin olun ki Öcalan'ınki şimdi sadece bir temenni olarak kalır. Ve bu mektupta göreceksiniz AKP'ye düşündüklerinden daha çok zarar verecek. Yine yanlış bir adım attı. Hatırlatmayı yaptınız. Şöyle bir şey var. Tabii evet. Barış Bey daha çok İmamoğlu'nun kesin kazanacağına göre bakarak olaylara öyle değerlendiriyor. Bir şey demiyorum. Ama bir defa yani İstanbul'da ciddi anlamda %12 civarında bir HDP oyu var. Bu oyları yönlendirme, organize etme, siyasi pazarlık içinde bir yere yerleştirme çabasında profesyonel siyaset yapan insanların işi elbette. Ama taban dediğimiz yapı bu profesyonel siyasal elitler gibi düşünmez. Yani Öcalan gibi bir isim 2005 yılında yapılan araştırmada kendine lider olarak, birinci derecede lider olarak gördükleri bir kişi Öcalan. Dolayısıyla şimdi bunun kalkıp böyle bir açıklama yapması bence %12 gibi ciddi bir rakam üzerinde karşılıksız kalması mümkün değil. Yani bunun %2'sini, 3'ünü bile etkilemesi ki bence mümkün değil etkilememesi. Mutlaka bu etkileyecek. İdris Bey'in dediği gibi bu etkileme eğer HDP'nin yöneticileri tarafından dikkate alınmazsa o zaman HDP'nin kendi sosyolojik yapısında, tabanında ciddi bir farklılaşma yaşayacak. Hocam siz kendinizi mesela HDP yöneticisi olarak alır mı? Yarın çıkıp ne diyecek? Bunu göze alır mı işte. Bilmiyorum. Diyemez. Yani. Şey, bu şimdi bir defa bu ama ideolojik partiler partilerin yani siyasal makas değiştirmeleri hiç beklenmedik anlarda olabilir. Yani şurada görüyoruz mesela Numan Kurtulmuş Bey belediye başkanı olarak aday gösterilmesine karar veriliyor. Necmettin Erbakan tarafında havaalanına gidiyor, Ankara'ya gidiyor, görüşme yapacak. Bir telefon geliyor, sen geri çekil. Ve yerine Ali Mifid Gürtun'a getiriliyor. İdeolojik partilerin son anda da makas değişikliğinde bulunabileceklerini çok rahatlıkla görebiliyoruz. Kitle partileri değil bunlar. Dolayısıyla Öcalan'ın da burada bence etkili olmaması mümkün değil. Ama beklenen etki düzeyi yaratmaz. Ne olur? Sarsılma mı, farklılaşma mı, oyların kopması mı? Ama sonuçta bu seçimi mutlaka enteresan eş başkan Sezai Temelli de bir daha söyle İstanbul tegiyle İstanbul bizimdir mesajı yayınlamış. Belli ki HDP'nin tavrı çok net. Parti içinde içinde de bir tartışma konusu olacak. Olacak. Anlatayım bir. Lütfen. Bu önemli. Şimdi bakın şöyle HDP içinde zaten bu tartışma var. Tartışma dediğim şu, yani partinin parçalanmasına dönük bir tartışma değil. Daha Kürt merkezli bir siyaset isteyen, daha Kürt, Türk solunu bu kadar içine entegre etmek istemeyen bir yapı var. Bu da az buz değil, etkili siyasetçiler var. Bunlar eski HEP'li, DEP'li, HADEP'li o dönemden gelen siyasetçiler var. Bunlar zaman zaman kamuoyuna da yansıyor. Yani işte Türk solunun bu kadar çok evet Hasip Kaplan'ın bir çıkışı engeci olması, yönetici olması, eş başkan olması gene kabul ediyor ama siyasetini bu kadar çok net bir şekilde bu yöne belirlenmesine itiraz eden çok önemli kesimler var. Bizim yani şeyde söylenen bu, yani Doğu Güneydoğu'da kullanılan şeyler ağır, o ileri gelenleri diyelim. Yani bu siyasetin ileri gelenleri, bölgesel aktörler var. Dolayısıyla da HDP'nin açıklamaları, Twitter açıklamaları, yapacağı sosyal medya açıklamaları ya da diğer açıklamalar tamamını diğer kesimin açıklamaları olarak okumakta fayda var. Analiz yapacaksanız hani temennin ötesinde, niyetin ötesinde bu kesimin açıklamaları zaten dolayısıyla HDP'ye oy veren o kesim için yani Türk soluğu, Türk soluğu temel alan ona yönelik oy veren bir kesim için bu açıklamaların bir değeri var. Yine aynı şekilde bu açıklamalarla birlikte İmamoğlu'na oy vereceklerdir. Etkilemez. Ama HDP'yi oluşturan daha geniş bir kesim var. O Kürt merkezli bir, Kürt kimliği merkezli bir kesim var.
ve o kesim üzerinde etkili olacaktır. Şimdi aradaki farkın 10 binler, 20 binler, 30 binler neyse olan bir seçimde bu etkileme oranının seçimin yönünü değiştirebileceği bir durum söz konusu. Bir tavır daha o zaman hocam derinleştirmek için söylüyorum. Tabii, tabii. Aynı zamanda biraz gazeteci gibi davrandım o yüzden kusura bakmayın. Yok yok estağfurullah. Şu an bir dakika önce Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Adnan Selçuk mızraklı bir paylaşım yaptı. Demokrasiyi yerellerden inşa ediyor. Toplumun üzerine serilen ölü toprağını kaldırıyor. Korku duvarlarını yıkıyoruz. İstanbul seçimleri sadece bir yerel seçim değil, ülkenin aydınlık geleceğinin seçimidir. Bunu söyleyen Diyarbakır Belediye Başkanı HDP'li ciddi bir oyla seçildi. Evet. Sol bir gelenekten geliyor aslında. Evet işte öyle eski bir durum var. Eski bir sol gelenekten geliyor. Yine Sezai Temelli tam 6 dakika önce aynı tavrı sürdürüyor. Şimdi bence yani dediğim yarılma işte başlıyor. Zaten, bakın bunlar hep ayak sesleri. Öncü şeyler bunlar. Öcalan da Öcalan öncü kendisi bunlar. Açısından dışarıyı doğru okuyamadığı için yani. Yanlış bir açıklama yaptı. Şimdi aynen yalnız, katılıyorum ben de. Şöyle bir şey var. Tabii sol çok doktrinal davranabiliyor. Konjonktüre göre siyasetini gerektiğinde gözden geçirme, değiştirmeyi bir şey olarak görüyor. Sapma olarak görüyor. Pragmatik davranmıyor yani. Türk solunun böyle bir sorunu var açıkçası. Bu HDP'de çok daha fazla var. Ama Öcalan bence orada daha pragmatik davranabiliyor, düşünebiliyor. Yani bu dediğiniz demokrasi vesaire ama Kürtleri temsil etme, bu ülkede onları meşru kılma, siyasette daha etkili kılma konusunda bunun karşılığı ne olur, nedir diye. Daha pragmatik bakıyor diye düşünüyorum ben yani açıkçası. Valla ben de en çok şuna şaşırıyorum. Beka sorunundan iş parkları PKK'lılara verecekler. Ankara'da İGDAŞ'ta doğalgaz faturalarını militanlar kapınıza yazacaktan. Nasıl biz terörist başı Öcalan'ın mektubuna geldik? Ben doğrusu onu hala anlamış değilim. Birincisi bu. İşte bu gerçekten kampanya aklındaki aksama burada da görülüyor. Yani o bu. Ve Anadolu Ajansı duyuruyor. Ya ve Anadolu Ajansı duyuruyor. Yani, daha önce bir sabah gazetesi yazarı anonsunu yapıyor, yolunu yapıyor falan. Ne oluyoruz anlamak mümkün değil. Birincisi bu. İkincisi bu. Siyasetin Türkiye'nin çözümlerine, sorunlarına çözüm üretememe meselesi. Fena halde tıkanmış durumdayız. Yani eninde sonunda bundan birkaç ay önce İstanbul'da çöpleri kim toplayacak? Bütçeyi kim yönetecek sorusuna cevap ararken kendimizi işte terörist Öcalan'ın İmralı'dan yazdığı mektup ve burada HDP'deki yarılmaya kadar konuşurken buluyoruz. Bunların hiçbiri, bu konuştuğumuz konuların hiçbirinin içinde bakın Türkiye'nin ekonomik sorunları var mı? Yok, onu konuşamıyoruz. Peki her dört gençten birinin işsiz olması sorunu var mı? Yok. Türkiye'de eğitim sistemi, layık eğitim sistemi neredeyse çökme aşamasında. Nerede laiklik eğitim sistemi? Yani çok özür dilerim. Ya ama eğitim bak şey laiklik eğitim sistemi nereden çöküyor yani? Hakikaten merak ediyorum. Kalmadı yani. Ki çöksün. Kalmadı ki. Yani nasıl kalmadı? Kalmadı ya? Ki hocam. Ya bunları yani konuşabiliyor musun? Laiklik eğitimi yani gidip fen dersinde, matematik dersinde din mi anlatıyor? Sayıları azaltıldı. Cemaatler yani sınıflara giriyorlar, ders alıyorlar. Yani. Cemaatler mi yönetiyor liseleri? Cemaatler giriyor ama üniversiteleri cemaatlerin temsilcileri giriyor. Cemaatlerin temsilcileri ders veriyor. Defalarca örneklerini gördüm. Evet, cemaatlerin gidin hocam okullara. Yani peki hadi laik sizin hatırınız için laik kelimesini kaldırayım. Eğitim sistemi çökmüş durumda o zaman. Çökmedi onu konuşalım. PISA sonuçları. Yani sorunlar var PISA elbette. Sonuçları. Kadın sorunu almış yürümüş. Türkiye'nin sokaklarında her gün bir kadın katlediliyor, öldürülüyor. Açıkta İsveç'te her 10 kadından birisi hayatı boyunca tecavüze uğruyor. Her 5 kadından bir aile içi şiddete uğruyor. Bizde de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir hanımefendinin şeyi bu. Gönderdiği veriler. Hiç katılmıyorum. Yani. Kadın örgütlerinin rakamlarını bir dahaki yayına getireyim. Size ve hiç alakası yok. Ve layık bir hanımefendinin verileri. Yani Türkiye'deki bütün istatistikler ortada ama hocam yani. Bunda tartışılacak ben de bir konu yok. Kadın meselesi içler arası bir aile üzerinde yani. Duruyorum. Kadın üzerinde duruyorum. Ama Türkiye'de garip bir biçimde Türkiye'nin sorunları Türkiye'nin özgüvenini yıkacak biçimde ifade ediliyor. Valla eğer anlatılıyor. Bir çözüme gideceksek Avrupa'da biraz özgüvenimiz yıkılsın hiçbir yani. Sorun bunca yokmuş çocuk gibi. Tecavüzü, alkoholizmle çocuk istismarı. Ilgili, madde bağımlılığı ilgili. Ya o beni kadın ilgilendirmiyor. Ben bakın, orada yaşamıyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorum ama hocam. Ama yani mukayese ederek bir şeyi anlayabiliriz. Tamam mukayese edelim ama çözmeyelim mi bu yani, sorunları? Yani çözmüyor konuşmak muyuz? Konuşmak ve çözmek çok durumundayız. Çok ciddi anlamda çözüyoruz. Yani bugün mesela nasıl çözmüyoruz? Hatta bazı konularda kadınlara çok haksız yere bir şeyler tanınmış. Bu şey meselesini. Peki nafaka hocanın açıklamasından eğitime ne ara geldi? Şuna, işte şuna geldik. Biz şey Türkiye'de var. Siyasette erkeklere haksızlık Türkiye'de yani. Siyaseti konuşurken o kadar çok ideoloji konuşuyoruz ki Türkiye'nin gerçek temel sokakta insanların yaşadığı
net sorunları konuşamaz hale geliyoruz. Yani İstanbul'u Türkiye'de konuşmamız gerekirken, İstanbul'daki kent yoksulluğunu konuşmamız gerekirken, hı hı, İstanbul'daki kadın meselesini, İstanbul'daki ulaşımı, çevreyi, Türkiye'nin bütün kaynaklarının betona gömülmüş olmasını konuşmamız gerekirken biz bugün terörist başı Öcalan HDP'de onu mu dedi? Diyorsunuz. Bunun böyle, yani siyasi kampanyaların gelip tıkandığı yer burası. Şimdi siyasi HDP'li Türkiye, HDP'li seçmenlere son bakıyorum. Son cümleleri alayım Sayın Cumhurbaşkanı. HDP'li seçmenlere bakıyorum. Evet. HDP'li seçmenler birebir şunu söylüyorlar. Yani çok açıkça yazıyorlar. İşte sosyal medyada kullanan seçmen. Hayır ama HDP'li yani. Bunlar HDP'nin tanınmış isimleri. Işte, evet. Öcalan'ın mektubu bize sadece bir değerlendirme perspektifi sunuyor, boykot edin demiyor. Biz o yüzden gidip oylarımızı vereceğiz diyorlar. Biz peki, de dediğimiz bu. Yani elitleri, yönetim tabii kademesi farklı davranacak. Farklı eminim davranacak ki yarının konusu bu. Evet, tabii. Zannediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı'na da sorulacaktır. Olabilir. Sayın Bahçeli'ye sorulması gerekir bence. Yani bence böyle bir şey olursa Türkiye hayırlı bir adım atacak. Sayın Cumhurbaşkanı'na değil, asıl yani Sayın Bahçeli'ye sorulması gerekir. Kimisi de şunu söylüyor, ama AK Parti'ye bir kumpastır diyorlar. Tabii. Milliyetçi kesimin işte milliyetçi kesim, yani bak, böyle bak, tartışmalar. Ama Öcalan'la avukatları görüştün diyen de Bahçeli'ydi, hatırlayın. Peki, evet, çok teşekkür ederim. Mesele yani. Eşdarlıkla karşınızda olduk. İyi akşamlar.